ülkemin hali. Hep düşün taşın, olmuşun halin. Kıllanıp kaşın, doldu genç yaşım bir manken gibi. Zevkle para kazan hiç ağrımaz başın. Memleket seçer, ekonomik kriz. Hep teğet geçer, bitmez hiç keriz. Yansın ampulün, ben de söyleyeyim. Sizin ilişkiniz ofis, sen de priz. İzleyin hepsini, dolacak TV. TV8'e zoom yapıyoruz her gece. Vatandaş ölse de sen yaşa TV. Kimi yemekte, kimi WC'de. Düşüyoruz ekrana, düşmüyor hızımız. Sol kroşe ve yerde bir paparazzi. Yine poz kesiyor manken kızımız. Sen frikik ver, biz frekazi. Vurmalı darbuka, takmalı zilleri. Dondurma be gülüm, oyna sefilleri. Estetik olmalı sanat niyetine. Sonra başla az solist niyetine. Ünlü ünsüzün bebeği doğarken. Veresiye vermiyor bakkal Acun. İşte basın tüm bunlar olurken. Size baş belası bir ata lazım. Dostumu herkesi taşlıyor seyret. Ata belli. Bakmaz o kimseyi, onun adı Ata. Linç masası. Dostumu herkesi taşlıyor seyret. Ata belli. Bakmaz o kimseyi, onun adı Ata. Linç masası. Yasal uyarı. Bu videoda izleyeceğiniz tüm görüşler ve yorumlar tamamen hayal ürünüdür. Ata Belli'nin söyleyecekleri asla gerçek kişi, kurum ve televizyon yapımlarını bağlamamaktadır. Bu yayın eğlenerek izlediğiniz Survivor yarışması hakkında tamamen yayıncının, yani benim, bireysel görüşlerimin yer aldığı bir yorumlamadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Merhaba arkadaşlar, ben Atabendi ve kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Yepyeni bir Survivor 4. ve son dokunulmazlık yayını videomuzla karşınızdayız efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Mavi tişörtü giydik. Ters totem haftası tam gaz devam ediyor. Dün akşam demiştim bu oyunu ne yapıp edip kırmızı takım alır diye. Hala aynı görüşteyim. Kırmızı takım galibiyeti bekliyoruz. Kırmızı takımdan gümbür gümbür bir galibiyet bekliyoruz. Ama işte potada bu hafta Batuhan'ı göreceğiz. Ama ben eleneceğini düşünmüyorum. Hoş geldiniz mavi bu ya. Arkam siyah. Ekşi Akfiliz Hanım hoş geldiniz. Destek açılışı geliyor. Duble füze gelecek. Tabii ki de açılış olduğu için üçlü füzeye yuvarlığı veriyoruz. Etçe Ak bugün hızlı bir açılış yaptı sevgili Etçe Ak Hanım'dan. 1,5 euro destek var. Bence ilerleyen dakikalarda bu destekler artacaktır diye düşünüyorum. Açılışa duble füze kampanyamızdan yararlanıyor ve Etçe Ak Filiz Hanım'a üçlü füze gönderiyoruz. Çok da teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Haydi bakalım. Kırmızı takıma inandık. Bugün kırmızı takım için galibiyet vakti diyoruz arkadaşlar. Böyle bir 12-9, 12-10'luk bir skor bekliyorum. Çok teşekkürler. Sevgili Etçe Ak füzelerimizi gönderiyoruz. Çok teşekkürler. Yaman'ı parçalamak isteyen bir Ezgi Sude var. Hiç merak etme, Yaman'ı ben bu hafta duello'da parçalayacaklarını düşünüyorum. Yaman'ın artık bence bir kurtuluşu da kalmadı, onu da söyleyelim. Büyük ihtimalle Yaman'ın vedasına gideceğiz. Tabii ki konuyla ilgili bir YouTube Shorts ya da bir çekeceğim sevgili dostlar. Bir rüzgar var internette, bir gidip gel olabilir. Sandıkları terk etmeyelim. Telefonun, televizyonun, tabletinizin başından ayrılmayın sevgili dostlar. Kanala abone oluyoruz. Destek panomuzun desteklerini arttıralım. Haydi bakalım. Hiç endişeye mahal yok. Geliyor gümbür gümbür kırmızı takım bugün. Arkadan da olsa, önden de olsa bir sıkıntı yok. Yok. Yaman ilk seyirciye oynayıp mağdur rolü yaptı. Şimdi gördük çirkefliğini demiş sevgili Timur Efe. SMS yok. Neden Yağmur mağdur rolünü oynuyor demiş Survivor. Valla Yağmur aslında, Yaman bu mağduriyeti kendisi yarattı. Bu Yaman'ın kendi isteyerek yaptığı bir şeydi. SMS'li bir sezona hazırlanmış büyük ihtimalle Yaman. Ama SMS'siz bir sezon geldiği için belki de çok geç ya da güç olmadan artık duellodan çıkamayacağını da söyleyebiliriz sevgili dostlar. Yayın beğenilerini arttıralım. Kanala da abone olalım. Destek panomuzun desteklerini bir an önce arttırıyoruz arkadaşlar. Desteklere tam yüklenelim. İnternette bir gidip gelme olabilir. Birazdan düzelir arkadaşlar. Vodafone'la da konuşmuştum. Hafif hafif
toparlayacak internet. Bir sıkıntı yok. En azından sesimiz gelsin diyelim. Bugün kimler paket oldu? Ben paket videoları hazırladım bu arada. Onu da söyleyeyim. Bazı paket olan isimlere videolarım gelecek. Hiç merak etmeyin. Paket videolarımız güncellendi. Uzun zamandır istediğiniz paketler vardı. Onlarla ilgili güzel bombalarımız var arkadaşlar. Galibiyetlere göre bir paket mevsimine geçeceğiz. Mavi takım için şey bu, totem biliyorsunuz. Ben ne giysem bu hafta tersi oluyordu. Mavi tişört giydik. Kırmızı galibiyetini bekliyoruz sevgili dostlar. Yayının beğenisini de arttıralım. Kanala da abone olalım. Destek banımızın desteklerini arttıralım arkadaşlar. Haydi bakalım, hızlı başladık. Az sonra harika düellolar gelecek. Muhteşem totem devirme oyunlarını izleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Gelir arkadaşlar ya internet. Gider gelir, sorun yok. Siz sesimi takip edin. Sesimin olduğu yere gelmeye çalışın. Bu sezon elenen iki kişi birleşmeden sonra geri dönecek diyorlar. Doğru mu? Hayır. Sadece Tur abi için umut var. Mavi fanları Acun'un Özoğlu hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla Acun'un Özoğlu, ben iki tane vardı. Birisini kaybettik. Poyraz'ı paketleyip gönderdik. İkinci Özoğlu Ogeday şu an yarışmada. Kırmızılar kazanırsa Yunus Emre Villa'ya gidemeyecek. Yani gitmesin. Çok valla açıkçası. Gitmeyi hak etmiyor aldığı cezalardan sonra. Ben onun için bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Önemli olan duellodan çıkacak olmasını, yani Yunus Emre'nin duellodan çıkmasının ona en büyük ödül olacağını düşünüyorum bu hafta sevgili dostlar. Haydi bakalım, yayının beğenisini arttırıyoruz. Kanala da abone oluyoruz arkadaşlar. İnternetimiz düzelecek, merak etmeyiniz efendim. Hepinize iyi akşamlar. Seda paket yaptım. Berna paketim var. Ogeday'ın bir de güncellenmiş paketi var ha. Ama bunlar için onların kaybetmesi lazım. İzleyeceğimiz oyun geldi. İkinci desteğe de duble füzemiz gelecek. Dilan Tuğba, çok teşekkür ediyoruz. Atanamayan öğretmen Dilan Tuğba, çok teşekkürler. Destek panomuza katkınız için efendim. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Dilan Tuğba Hanım'dan da bir destek geldi. Çok teşekkürler. Arkadaşlar hava biraz kötü ama internet düzelecek, merak etmeyin. Birazdan düzelir. Sıkıntı yok. Düzelmeye başlar. Dilan Tuğba duble füzemizi gönderiyoruz. Çok da teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Yayının beğenisi 200 bile olmamış. Lütfen yayının beğenilerini arttıralım. Kanala da abone olalım arkadaşlar. Destek banomuzun desteklerini arttırmanızı rica edeceğim. Haydi bakalım. Dün ben zaten mavi alır dedim. Bugün de kırmızının alacağını söylüyorum sevgili dostlar. Şöyle bir bakalım. Tunahan'ı engelleyelim. Böyle garip garip insanlar varsa söyleyin bana. Hemen engelleriz. Dedi. Seda ve Damla yine hazımsızlık yaşadı demiş Anta. Yasemin Kara diyor ki Batuhan Özgür'le eşleşiyor. İlk turdan çıkar mı? İlk turdan çıkmasa da Yaman'ı eleyeceğini düşünüyorum. Ben Batuhan'da hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Bir günde yarı mavi yarı kırmızı giy demişsiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ters totem haftası. O yüzden mavi giydim. Kırmızının kazanacağını Batuhancılar için maalesef kötü bir haber. Potaya Batuhan'ı yazacaklar gibi. Seda paket olduysa Seda paket videom var ama ben görmedim Seda'nın paket olduğunu. Çok teşekkürler Dilan Tuğba'cığım. İyi ki varsın. Çok sağ olun. Şu reklam bitsin bir modeme reset atıp geleceğim zaten. Bir farkındayım, internette bir şey var ama vallahi benlik değil. Burada biraz rüzgar var. Belki o yüzdendir ama şu an bana toparlanıyor gibi sinyaller geliyor sevgili dostlar. Şu aşağıdan siz şu yayının beğenisini arttırıp bir de kanala abone olup destek panomuza destek gönderirseniz internet zaten düzelir. Tur abi birleşmede. Dün akşam konseyde Sercan her olayda Ogeday var dedi. Acun hiç duymamış gibi davrandı demiş Gülay Erdoğan. %100 katılıyorum. Birleşmeden sonra kırmızı takımı tutacağım demiş Nadire Duran. Nagihan paketledi ama kimi paketledi? Seda'yı mı? Seda Nagihan'a paket oldu. Tamam, reklamdan sonra bir şey yaparız arkadaşlar. Reklamdan sonra bir
şey yaparız. Seda paket işine gireriz. Atakan paket oldu. Onun da videosu gelir. Vallahi Atakan'ı yapamadım. 3 kişi hazırladım. Ogeday'ın paketini güncelledim. Seda geldi. Berna geldi. Ama yaparız tabii ki. Onu da ekleyeceğiz mutlaka. Ya herkese yapmaya çalışacağım. Seda ve Damla'yı Nagihan paket yaptı. Helal olsun demişsiniz. Vallahi bir Seda paket getireceğim ama şu internetimizin düzelmesi lazım. Reklamdan sonra bir modeme gidip bir reset atayım ben. Normalde düzelecek dediler. Vodafone'u da aradım ama yere atmasam iyiydi. Hiç gördün mü? Görmedim arkadaşlar. İstanbul'da değilim ben. İnşallah kırmızı kazanır demiş İlknur. Bugün kırmızı takım için galibiyet vakti geliyor arkadaşlar. Kırmızı takım için bugün galibiyet vakti zaten. Dün geceden de söylemiştik sevgili dostlar. Bakayım. Oy. Şu bir modemi resetledim bakayım. Şimdi daha iyi olması lazım. Gelir bağlanırız herhalde. Şu an nasıl biraz düzeldi gibi herhalde. Bakayım iyi gibi. Bu hafta kim elenir? Bence bu hafta Yaman'ın elenmekten başka şansı yok. Ben bu hafta Yaman'ın eleneceğini düşünüyorum. Bu oyun birebir mi devam edecek? Evet arkadaşlar bu oyunda şey yok. Çiftli yok. İkili oyuna gitmiyoruz. Bu oyun normalde ikili yok. Tek tek gidecek. 12 olan kazanacak. Ogeday da Atakan'ı paket yaptı diyor Nuray Güngören. Düzeldi düzeldi. Seda paket gelsin mi? Seda'nın paket olduğu da ama görünce mi gelsin, şimdi mi gelsin? Seda paket. Seda paketi hazırladım. Ama biraz şuralarda olsun istiyorum. Oyun çok güzel. Zevk veriyor. Her oyun böyle olsun demiş Alper. Oyundan ben çok keyif aldım. Harika bir oyun izliyoruz. İnşallah ne dediysek olacak. Bugün mavi giydik. Yani ters totem. Kırmızı takıma galibiyet. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyebilirim arkadaşlar. Batuhan'ın gitme ihtimalini görmüyorum. Bir gidecek varsa Yaman olacaktır. Onu da konuşuruz sevgili dostlar. Nagihan'dan Osmanlı tokadı geldi Seda'ya demişsiniz. Bir Seda paket gelsin. Yeni paketlerden. Yenilerden. Yenilerden gelecek. Seda paket. Ama tabii ki şu yayını bir toparlayalım. Bir de şu reklam bitsin öyle yapalım. Şimdi mi gelsin? İyi bir deneyelim bakayım. Size sesi gelecek mi? Artık paketler böyle. Bilmiyorum sesi geliyor mu bir ayar çekeceğim. Daha yeni yeni ben de şey yapmaya başlıyorum. Artık Seda kaybedince Seda paket gelecek. Tak diye geliyor böyle. Artık Seda paket var. Ogeday'ı düzelttim ama Ogeday yenilmiyor. Ogeday'ı düzelttim. Ogeday paket de var ama Ogeday'ın önce yenilmesi lazım. Şu an iyi gidiyor. Poyraz paketi atarız sonra arkadaşlar. Onlar duracak zaten. Paketlerin hepsi geliyor. Her oyuncuya yapıyorum yavaş yavaş. Ama onları bir de yüklemesi falan var. Bir çözmeye çalışıyorum ama paketlerimiz gelecek arkadaşlar. Ogeday paket olursa güzel bir Ogeday paketim var. Ogeday paketi ikiye çıkardık. Bir standart Ogeday paket var biliyorsunuz. Bir de
normal Ogeday paket var. Normal Ogeday paketi de hazırlayalım. Hazırladık. O da gelir arkadaşlar. Atakan paket de yapacağım. O da var listemde. Seda boş yapıyor bu sezonda. Birinci olacağını düşünmüyorum demiş Rahman Özdemir. Magihan'a yapmasa. Bazılarına yapmıyorum. Batuhan paket yapmam. Nagihan paket yapmam. Onları yapmam. Hilmicen paket de yapmam. Kıyamam. Onun dışında herkese yapabilirim herhalde. Özgür paket de yakışmıyor ya. Çok yaşlı olduğu için özgür paketi bilmiyorum. Merve paket yapabilirim. Merve'nin yenilmeleri komik. Yaman paketi bilerek yapmadım bu hafta eleneceğini düşündüğüm için. Ama elenme gününe özel sadece Yaman paket yapabiliriz istiyorsanız. Hani o şekilde yapabiliriz yani. Yaman paketi sadece Yaman'ın duello gününe özel bir şekilde yapabiliriz. Ogeday paket mi? Ama hiç paket olmuyor. Ama bir Ogeday paketi de hadi bir kuble verelim. Kıllar nasıl? Ogeday paket olunca da bu gelecek artık. İkinci versiyon paket. Ogeday pakette Ogeday'ın ağladığı kıllı versiyonu zar zor olsa da buldum. Kıllarından doğan Ogeday paket oldu mu artık? Ogeday'ın ağladığı anlar gelecek. Ogeday paketler gelecek sevgili dostlar. Ama sizden bir ricam şu aşağıdan. Yayını beğenelim. Kanala da abone olalım. Destek panomuzun desteklerini de arttıralım arkadaşlar. Paketler geliyor. Paketlerimiz var. Ama paketler kaybedince güzel. Şimdi Ogeday kazanırken ben paket veremem. O yüzden kaybedince verelim. Şimdi bir hani paketleri hazırladık. Maçta yeni Furkan paketi kesin yapayım ya. Furkan paketi hatta havuç ağlarken yapacağım. Bu çocuklar duymasındaki havucun sahnesinden. Bugün gelecek bence demişsiniz. Bakalım göreceğiz. Ogeday paket şey Furkan paketi yapacağım söz. Arkadaşlar şu aşağıdan lütfen yayını beğenelim. Kanala da abone olalım. Destek panomuzun desteklerini arttıralım. Destek panomuzun destekleri artsın. Ogeday'ın ilk paketini tabi o duruyor sistemde. Ogeday'ın ilk paket videosu da var. Birleşme Partisi'nden sonra kadın potası üst üste erkek potası mı? Evet, bir kadın iki erkek olacak. Çok teşekkürler Ayfer'ciğim. Reis Yunus Emre bilerek yenilecek diyorlar, ne diyorsun? Hayır, bence Yaman elenecek. Nagihan Seda'yı Damla'yı paketledi. Tebrik ediyoruz. Merve niye iğrençsin diye Yaman'a bağırıyor demişsiniz. Yaman çünkü kadınlara dönüp cinsel hareket yaptı. Yani gerçekten çok kabus gibi görüntüler izledik. Yaman cinsel sevinme yaptı kadınlara bakarak. Yani Yaman'ın artık kayışı, ipi koptu. Kadınları gösterip böyle parmak hareketleri falan yaptı Yaman. Rezil bir insana dönüştü Yaman. İnşallah bu hafta elenip gidecek, çöp olacak. Haydi bakalım yayının beğenisini arttıralım. Kanala da abone olalım arkadaşlar. Destek panomuzun desteklerini arttırıyoruz. Destekler gelsin. Destek panomuzun desteklerini arttıralım arkadaşlar. Daha başlamadı 1,5 dakika daha. Yemekteyiz reklamı var arkadaşlar. Abi Yaman cinsel sevinme hareketi yaptı kadınlara. Kamera az gösterdi. Yaman kadınları gösterip parmak hareketi yaptı böyle, sizi böyle böyle diye. Kamera tam orada çevirdi. Zaten bütün kadınlar bir anda isyana geçtiler. Oo ne yapıyorsun falan diye. O yüzden Yaman gerçekten sınırını ve bendini aştı. Arkadaşlar şu interneti bir değiştiriyorum telefondan, bakayım nasıl düzelmiş mi. İnterneti bir şeye alıyorum. Bir deneme 1-2-3. Ev internetine geçtik. Deneme 1-2-3. Cep telefonundan çıktık. Eve geçtik. Düzelmiş olmalı. Deneme 1-2-3. Şu anda YouTube'unuzu da bir sona çekin. Şu anda YouTube, şu anda televizyondaki reklam bitti. Şu anda bitti. Bakayım. Herhalde olmuştur ya. Olmadıysa yine ara ara telefona geçerim. Bilmiyorum, dışarıda bir şey var. Havada bir sıkıntı var. Yaman'ın iğrenç sevinci işte bu. Bir daha gösterdiler. Yaman'ın iğrenç rezil cinsel sevincini. Bak herkes aynı şeyi söylüyor. Midem bulandı, iğrençsin.
Yaman'ın cinsel sevinci böyle dil atan bir şeyi dil atıyor böyle kadınlara cinsel bir sevinç yaptı Yaman. Rezil bir insan Yaman yani rezil. Gerçekten yani zaten Yaman'ın sivil hayatta çalıştığı tiplerden belli. Rezil. Olacak iş değil ya. Olacak iş değil. Bu kadarını görmemiştik Survivor'da. Yaman'dan bir ilkleri yaşıyoruz resmen. Gerçekten kadınlara parmak hareketi yapıyor. Parmak yani şey cinsel dediğimi anlıyorsunuz kadınlara yaptığı hareketi kabus gibi. Ata Furkan çok az oyuna çıkıyorlar değil. Bence Batuhan çıkamıyor oyunlara. Bence Batuhan'ın çıkamaması daha büyük bir şey. Ersin'cim hoş geldin. Yeni gelenler aşağıdan lütfen yayının beğenisini arttıralım. Kanala da abone olalım. Destek banamızın desteklerini arttırıyoruz arkadaşlar. Yaman'ın gerçekten mide bulandırıcı. Yaman rezil bir insana dönüştü yaptığı sevinçlerle. İnşallah bu hafta elenir gidersin dedi Merve Yaman'a demiş. İnşallah bu hafta elenip gidecek. Ogeday abi görüp soruyor Yaman demiş Timur Efe. Acun Bey bir daha çağırmaz onu. Yaman'ı bir daha görmeyiz TV8'de bence de. Böyle rezil insanlarla Acun Ilıcalı'nın bir an önce diyaloğu kesmesi lazım. Nefise ve Berna mücadelesi geliyor. Bakalım Berna paket olacak mı? Nefise ve Berna. Nefise biliyorsunuz bu oyunda çekinen taraf. Bu oyunda pek fazla oynamak istemeyen taraf. Nefise'nin bu oyuna olan bir küskünlüğü var. Bakalım Berna ve Nefise mücadelesinde sayı kime gelecek? Yaman'a Acun Ilıcalı ceza vermeli demiş Beyzar. %100 katılıyorum. Yunus Emre tataks yapacak Yaman'a merak etmesin diyor İbrahim Halil. Yaman'ın hareketi evet. İşte ben size sırayla bilmem ne yaparım diyor. Parmağını böyle yapıyor işte. Şu hareket var ya kadınlara yapılıyor işte. Bacak neyse yani. Ve bakıyoruz görüntülere. İlk düşen Berna. Avantaj Nefise'ye gidiyor. Avantaj Nefise'de. Aleyna ile Yunus iyice uzaklaştı. Keyif vermiyor demiş Songül. Maalesef katılıyorum ve üzülüyorum buna. Evet. Berna'nın karşısına darbeli matkap demiş Beyzar Gökoğlu. Berna'nın kaşına darbe geliyor. Yunus Emre Yaman'ı titretecek düelloda diyor Sezgin Atalay. İnşallah. Kırmızı kaybederse Sercan, mavi kaybederse Yasin ya da Batuhan demiş Fred. Bence bugün kırmızı kazanacak ama Batuhan potoya gidecek. Nefise Berna karşısında avantajı aldı. Skor kırmızı takım 6, mavi takım 5. İnşallah bu konu konseye taşınır demiş. İnşallah Hülya'cığım keşke. Nefise kazandı Berna paket. Ne oluyor lan? Bu Berna niye ağlamaya başladı? Aman. Allah Allah. Berna bir saat kalkmaz. Yunus keşke bu oyunda oynasaydı. Palmiyeyi zıplatırdı demiş İbrahim. Keşke. Birleşmeye giden bir erkek bir kadın geri gelecek diyorlar. Hayır sadece Tur abi geliyor. Furkan yine nereden girdi konuya? Abi Furkan yine... Furkan sen niye bu kadar kötü bir adam oldun? Ya bu Furkan nasıl nefretlik bir adama dönüştü gerçekten anlamıyorum valla. Ya Nefise aldı da sayı verilmedi galiba şu an. Faul mü diyecekler bilmiyorum. Çünkü Berna yerde ağlıyor. Batuhan eleniyor diyorlar doğru mu? Gülşen Hanım gidin bunu diyenlere sorun. Ben Yaman eleniyor diyorum. Siz gidin onu Batuhan eleniyor. Bana başkasından duyduğunuzu sormanız dünyanın en saçma şeyi. Gidip nerede duyduysanız ona sorun. Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim demiş İbrahim Halil. Furkan arkadaşımsa sen berbat bir insansındır. Hayatı boyunca ezilmeye mahkum bir insansındır. Furkan'la arkadaş olanlar kendini sorgulamalı.
Ben artık Furkan'a maydanoz diyeceğim demiş Cuma Şakar. Abi Nefise bunu bilerek yapmadı ki. Nasıl yapsın bilerek? Abi Furkan ortayı yani zaten oyunda kötü ya bilerek yapıyor. Keşke çocuklar duymasındaki o masum çocuk olsaydı Furkan demişsiniz. Keşke bu hallerini hiç görmemişsiniz. Görmeseydik ya vallahi. Berna ne oldu lan? Sayıdiye'ye falan mı gidiyor? Ne oluyor Berna'ya? Abi Nefise bunu niye bilerek yapsın ki? Ağlattınız kızı. Seda yine dalga geçiyor. Berna paket oldu. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir bence faul yok. Nefise gayet güzel kazanmış sayıyı. Berna'nın da nazı ağlayası gelmiş. Baktı ki kötü bir daha parkura çıkmayayım diye ağladı. Ha, bu Furkan'a biri haddini bildirse keşke ya. Havuç hırsızlarla takıla takıla böyle oldu diyor İbrahim Halil. Mantıklı, güzel. Özgür şeyle konuştu. Sevinçlerine dikkat et dedi. Nefise oynamıyorum diyor. Çünkü ben oynayınca sakatlanıyorsunuz diyor. Batuhan mı potada? Bence Batuhan gidecek bugün, evet. Oha bir de Özgür. Oha Özgür Ogeday'ı paketler mi? Batuhan şu an biliyor ki potaya gidecek. Yüzünü koydu zaten. Şey yaptı. Vay vay vay. Ogeday ve Özgür. Hadi Özgür be. Hadi Özgür be. Hadi Özgür be. Al şu avantajı be. Sıra sıra gelsin Ogeday paket ama. Ogeday çok güçlü bu oyunda ya. Ogeday'ın güçlü olmadığı oyun yok gerçi. Ogeday kazandı. Avantajı. Özgür alsa ben de sevinirim ama arkadaşlar sevinmem için bir şey daha yapabilirsiniz. Şu aşağıdan bu yayının beğenisini arttırıp kanalıma abone olabilirsiniz ve destek bonomuza destekte bulunursanız çok makbule geçer. Çünkü arkadaşlar bugün ters totem günü. Kırmızı takımın kazanmasını bekliyoruz. Ogeday sakatlanıyor diyor Ali Sezge, hoş geldin. Ogeday'a ne oldu ki? Kırmızı takım 7, mavi takım 5. Ogeday, Özgür Dede'ye karşı aralarında 25 yaş fark var. Özgür çok konsantre ama Ogeday tabii ki de çok fiziken iyi ve güçlü durumda. Ogeday yürüyor üstüne Özgür'ün. Avantaj da Ogeday'da. Ogeday kazandı ama Ogeday'ın alnına geldi. Baba ve oğul gibiler. Bakar mısınız? Of. Ne oluyor oğlum? Namaz mı kılıyor? Özgür de alnından öptü. Allah. Ogeday bir an ağladı. Ogeday uf oldu. Geçmiş olsun diyoruz. Ogeday uf oldu. Geçmiş olsun Ogeday'cığım. Kırmızı takım 7, mavi takım 6 oldu. Kırmızı takım gümbür gümbür galibiyete doğru gidiyor. Bakalım neler bizi bekliyor. Ben bugün mavi giydim çünkü ters totem haftasını ne giydiysek tersi oldu. Bugün de kırmızıların kazanacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Acun Yunus'u reyting için tutuyor demiş Ayaz. Cuma Şakar'ım kargon yolda geliyormuş. Hadi bakalım. Cuma Şakar diyor ki Özgür Yunus Emre'nin intikamını aldı diyor.
Özgür başladığı işi bitiremedi demiş Hasan. Katılıyorum. Aa, seçme hakkı geldi. Berna oynamak istemiyormuş. Seçme hakkı geldi. Berna doktor raporsuz oynamıyor. Nagihan Damla Can mücadelesi. Damla Can da çok kilo verdi ya. İskelet gibi oldu değil mi? Kollara falan bakın. İyi Nagihan'ın kasları falan erimedi ha. Damla Nagihan yüksek tansiyon. Kavga bekliyorum bu ikiliden ileriki günlerde. Yunus oynayacaktı. Palmiye'ye teması gösterirdi burada diyor. Keşke. Özgür vurdukça ben ekrandan oh be dedim. İçimin yağları eridi diyor Vedat. Mavi takım bunu hep yapıyor demiş ve Damlaca Nagihan. Damlacan'dan avantajı aldı. Nagihan bu oyunda yıkılmıyor. Nagihan bu oyunda kale gibi. Kale gibi, kale gibi. Arkadaşlar şu aşağıdan da lütfen yayının beğenisini arttıralım. Kanala da abone olalım. Destek banomuzun destekleri bugün çok az. Desteklerinizi bekliyoruz. Destek banomuzun desteklerini arttırıyoruz arkadaşlar. Vallahi inanılmaz bir mücadele Nagihan Karadere'den. Nagihan ikinci mücadeleye çıkıyor. Avantaj Nagihan'da Damla'ya karşı. Bakalım tek bacaklı alacak mı? Nagihan şimdi biraz açıldı. Damla pozisyonunu aldı. Bakmıyor gözüne. Bakarsa gülecek çünkü. İkisi de kavgalı biliyorsunuz. İkisi de birbirlerinden nefret ediyorlar. Nagihan da Damla'dan, Damla da Nagihan'dan nefret ediyor. Damla çok inançlı. Bu sayıyı alıp Nagihan'a karşı laf etmek istiyor ama Nagihan her zaman Nagihan'dır. Ne görüntüsü ya? Nagihan kazandı. Ne görüntüsü? Çaktı resmen. Nagihan Kaplan'ı 8-6'ya getirdi skoru. Nagihan Karadere. Aleyna aldı bugün. Nagihan Karadere. Ne? Ne? Nasıl Damla kazandı lan? Nasıl la? Bir dakika, geri alıyoruz sevinçleri. Damla kazanmış. Aa. 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 Bu hiç olmadı. Bunu hiç beğenmedim. Nagihan ne yapıyorsun? Ve Ayben Şeftalicioğlu. Doğru mu okudum? Ayben Şeftalicioğlu. Çok teşekkür ediyoruz Ayben Hanım'a. Ayben Hanım'dan destek gelmiş. Ayben Hanım neredesiniz? Kullanıcı adınız nedir? Çok teşekkürler. Ayben Hanım'dan destek gelmiş. Ayben Hanım füzesi atacağız. Ayben Şeftalioğlu değil, Şeftalicioğlu. Ben yazana kadar herhalde maç bitecek. Ayben Şeftali C diyorum ben. Oğlunu dijitale yazayım artık. Çünkü sığdıramadım. Ayben Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. 30 lira destek gönderiyor. Ayben Şeftalici oğlu. Chat'te bakayım nerede? Ayben Hanım'a füze gönderiyoruz. Çok teşekkürler Ayben Hanım. Ben aybenşeftalici nokta koydum. Dijitalde oğlunu da eklerim. Çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Destek panomuza desteklerinizi arttıralım arkadaşlar.
Damlacan ve Nagihan. Çok istekli Nagihan. Bu sayıyı almak zorunda Nagihan. Çünkü yoksa 7 ve işte Nagihan Karadere. Nagihan Karadere diyor ki bir avans 2'de biter dedi. Ve Nagihan faulsüz aldı. 8-6. 8-6 oldu skor. Damlacan da Nagihan'ın vurmalarına karşı bir şey diyemiyor yani. Çünkü dese kavga çıkacak belli. Abi Nagihan da Zanzun itiyor ya. Oha. Damla başkasına olsa itiraz eder bence. Aleyna sinirlenecek Seda'ya demiş Fred. Seda her zaman haksızdır benim gözümde. Ay ben Şeftalicioğlu, Dilan Tuğba ve Etçi Ak desteklerine bakalım kimler eşlik edecek. Destek fonumuzun desteklerini arttıralım arkadaşlar. Kırmızı takım alacak bugün. Evet, ters totem. Bence Damla da Aleyna da kendilerine göre güzeller ama en ye çekicisi Nagihan demiş As Yıldız. Terminatör Nagihan. Bu oyunda yenmek zor diyorum. Yok faul yok da başkası olsa faul diye itiraz ederdi diyorum. Faul yok bence de. Başkası olsa faul derdi diyorum. Yanlış anlattım herhalde. Kırmızı takım 8, mavi takım 6. Kırmızı takım haydi artık galibiyete gidelim. Haydi galibiyete gidelim. Alda Seda Aleyna'ya yumruk atacak. O sahne gelmedi ki. Yaman Sercan. Yaman Sercan mücadelesi. Kırmızı takım bakalım kaç farklı alacak. Kırmızı kazanır bugün ama kaç farklı? Yaman Sercan'a karşı kırmızı takım 8, mavi takım 6. Yaman bayağı itiyor Sercan'ı. Aa. Aa, Yaman kendi düşürüyordu az daha. Yaman'a bak. Helal olsun Sercan ama düşmedi. Yaman göğsüyle düzeltmedi mi totemi ya? Helal olsun Sercan. Sercan avantajı aldı. Helal olsun. Bir Yaman paket de yapayım ben. Nasılsa eleniyor bugün bu hafta. Tur abi olsa lavutu yukarı atıp rakibini düşürürdü lan. Ne çok trikleri yapardı Tur abi. Yaman boşuna gitti. Yaman boşuna. Ama bak Yaman'da hile. Yaman aslında zaten hileyle aldı. Hileyle değil de yani aslında sayı zaten Sercan'ındı. Göğsüyle düzeltti. Yasak. Elleyemezsin totemi. Havada düzeltebilirsin. Göğsüyle düzeltiyor Yaman. Ya Yaman zaten abi rezil biri ya. Rezil. Boş verin. Rezilsin Yaman diye boşuna demiyoruz. Sercan hadi be. Şu sayıyı al 9-6. Rahatlat bizi Sercan. Bugün kırmızıya inandık. Bugün kırmızı takım alır dedik dünden. İnanıyoruz kırmızının alacağına bugün. Sercan sakin olmanı istiyoruz sadece. Sakin ol. Yaman kendi kendine düşürecek zaten. Sen sakin ol. O kendi düşürür. Sercan avantajı aldı. Bu arada arkadaşlar ya şu aşağıdan yayının beğenisini bir arttırabilir miyiz? Kanala da abone olabilir miyiz? Destek panomuzun desteklerini de arttıralım lütfen. Destek panomuzun destekleri gelsin. Yaman gidecek bu hafta artık. Başka çare yok diyorum ben Vedat'cığım. Zehirli ok geldi. Sercan ayında. Yaman bu. Yaman balıklama düştü. Tataks Yaman. Sempati kazandı diyor Aleyna. Çok iyi. Oh oh oh. Yaman nasıl da lumbu cumburlop gibi. Yaman adeta denizde yüzerken üzerinden tekne geçerken zıplayan balık gibi düştü yere. Çok da komik. Yaman bu Yaman gider. Bu Yaman gider baksana. Kalbura bastı gibi. Oğlum simit gibi bir çocuk, açma gibi bir çocuk. Baksana patatesli açma gibi oturdu öyle. Hakan diyordu ya ekmek gibi. Ekmek gibi oturuyorsun diye. Patatesli açma gibi oturdu bence.
Yaman ekranda sempatik demeyecekler diye korktu. Korksun da zaten. Hoş geldin Şalocuğum. Yaman kazanınca yaptığını gördün mü? Bütün takıma terbiyesizlik demiş Vedat. Gördüm maalesef. Ben Sercan'ın kamuoyu sevincini de sevmiyorum bu arada. Emel Hanım'a katılıyorum. Ben onu da beğenmiyorum. En güzel sevinç Batuhan'da kum dökme. Bence Hakan'ın da güzeldi, ok atma. Onlar ikonik yani. Atakan'ın aynı zaten dövüşle ilgili. Turabi güzel şeyler buluyordu. İnşallah birleşmeden sonra da yenileriyle gelecek. Ve Aleyna Seda, işte Seda'nın Aleyna'ya tokat attığı bölüme geldik. Seda Aleyna'ya bildiğiniz yumruk atacak, hem de yüzükleriyle. Bakın. Bakın, Seda'nın o yüzükleri boşuna takmıyor. Yüzük niçindir? Yumruk atınca daha sert gelsin diye. Geliyor mu yumruk, şimdi mi geliyor? Seda zaten Aleyna'nın hep yüzüne geliyor. Hep yüzüne geliyor. Aa. Aa. Yunan Birleşmesi düellodan önceydi. Aa. Aa. Seda aldı. Alser'i arkadaşlar, Alser yeniden mi dirildi? Hani Yunus'tan uzak dur mesajından sonra Aleyna'ya Sercan yeniden mi dirildi acaba? Aleyna'ya kalkan eller kırılsın diyor Sezgin. Ben bugünkü oyunu sevdim ya. Seviyorum böyle duran oyunları. Oh! Bu hainlik işte. Ey 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 ey. Beraberlik. Faul mü var? Alser gümbür gümbür bence. Sayı geçerli. Faul yok dediler. Sayı geçerli. O Yaman uyanığa bak diyor Aleyna'ya. Yaman bakışını diyorlar. Aa, sayı geçerli. Arkadaşlar avantaj bitti 1-1. Sen daha çok Nefise'den zevk alıyorsun dedi Aleyna Seda'ya. Aa, aa. Mücadele başladı. Aleyna gülüyor. Seda çok sert. Aleyna gülüyor. Seda çok sert. Aleyna daha eğlenceli. Aa! 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 Oh! Oooo vurdu. Vurdu vurdu vurdu. Seda ne yapıyorsun? Seda yumruk attı. Seda'dan Aleyna'ya sert yumruk. Aleyna'nın ağzı kan içinde kaldı diyecektim ama hiçbir şey yok arkadaşlar. Aleyna annesinin mesajından sonra 10 saniye kilitlenmişti. Yine Sercan'a geldi rota. Allah Allah. Aleyna var ya, bir çaksaydı kafasına Seda'nın. Çok güzel olmaz mıydı? Hadi Aleyna ya. Refleks, refleks, refleks. Hadi Aleyna, inandık. Hadi Aleyna.
Hadi Aleyna. Seda paket videomuz gelsin. Hadi Aleyna. Ama Seda daha iyi bu oyunda ya. Al işte. Yo, belliydi ya. Ama bence bir Seda paket gelsin. Ya bir gönül rahatlığıyla Seda paket atamayacak mıyız ya bu kanalda? Aleyna niye alamadın şu sayıyı ya? Bir Seda paket yapamadık. Vallahi yapamadık. Hak ettiğimiz Seda paketi yapamadık. Vallahi video hazırdı, başlattım ben de. Seda Aleyna'dan güzel dedim. Oradaki en güzel damladır diyor Nehir Asil. Aleyna abarttı bence de. Şunu Nagihan yapsa kıyamet kopardı demiş DT'li. 9-7. 9-7. Kırmızılar 9. Maviler 7. Vallahi aynen öyle Vedat'cığım. Haydi bakalım arkadaşlar, aşağıdan yayının beğenisini arttıralım. Kanala abone olalım. Destek panomuzun destekleri ellerinizden öper. Kırmızı takım 9, mavi takım 7. Yaman paket gelecek ama Yaman paket elenecek düelloda. O gün geliyor. Yunus bench'ten de gitti. İzlemek istemedi. Nuran Gülşen diyor ki hoş geldin Nurancığım. Bugün kırmızı 12 mavi 9 biter demiş. Valla bana böyle daha 12-10 gibi geldi. 12-10 bekliyorum ben de, bakalım. Çünkü daha çok vakit var. Düello çekilmiş mi? Bence bugün çekiliyordur herhalde. Yaman gider. Aleyna Seda'ya, Nagihan Damla'ya Nefise'yi fena hırpaladı demiş. Sezgin diyor ki bu sefer de sizin orada Seda bağırıyor sanki demiş. Evet, yan komşumuzun minik dostları. Burhan da Atakan bunu al, ona 7 yap artık Atakan. Arkadaşlar zaten ellerinde tuttukları sembol Furkan kadar. Dikkat ettiyseniz sembol Furkan'dan büyük yani. Batuhan girer potaya. Atakan bunu alman lazım. Belli olmaz Allah. Havuç aşağıdan dolaşırsa bilemedim. Bence Batuhan'ı yazarlar. Furkan'ı yazmazlar. Yaman elenmez demiş Apple Servik. Ben artık Yaman'ın vadesinin dolduğunu düşünüyorum. Acun'un reklam hakkı yok. Atakan gülmemek için zor tutuyor kendini. Aslında Furkan eğilip bir şeyler yapabilir yani de. Günün en iyi iki oyunu Atakan Batu ve Özgür Furkan'dı diyor Vedat. Lütfi Atasoy, Yunus bench'te yok yine dedi ya, ben bunu izlemeye dayanamam dedi, o yüzden gitti. Arkadaşlar Aleyna Batuhan'a asılıyordu ama Batuhan yüz vermedi, şimdi Yunus'ta deniyor şansın demiş Nehir Asil hanımefendi. Avatar Atakan avantajı aldı, keşke Furkan paket de yapsaymışım, yarın yapacağım. Kırmızı takım 9, mavi takım 7, avantaj Atakan da 10'a 7'ye gidiyoruz. 12-10 gibi de biter herhalde diye düşünüyorum. Kırmızı takım bugün gümbür gümbür. Ama arkadaşlar sizden şu aşağıdan bu yayını beğenmenizi, bir de kanalıma ücretsiz abone olmanızı rica edeceğim. Destek panomuzun desteklerini de bir an önce arttıralım lütfen. Haydi bakalım. Destekler artsın, füzeler de gelsin, füzelere devam. Ve Atakan. Kırmızı takım 10, mavi takım 7 oldu. Kırmızı takım diyor ki biz kazandık. Zaten bir tur Nagihan girse bitiyor iş neredeyse. Kırmızı takım 10, mavi takım 7. Batuhan kara kara düşünüyor. Potaya gideceğini anladı çünkü. Yunus bugün güzel konuştu demiş Beyzar. Kırmızıcılar bugün mutluyuz diyor Sezgin Atalay. Şu oyunda Yunus oynasaydı Ogeday'la saldırırdı demiş. Bence de.
Vay vay vay. Batu'nun moral çöktü. Nagihan Seda'yı paket yapacak demiş Onur. Kırmızı kazansın diye konulmuş bir oyun diyor Özge 25. Valla geçen hafta da bu denge oyunu mavi kazansın diye koyulmuştu. Batu ile Atakan oynarken hep elini tuttu, faul yaptı demiş Sevilay. Batuhan mutsuz diyor Ege Edit. Batuhan biliyor çünkü potaya gideceğini. Berna'nın gözüne de o gözü gitmiş. Acun ne yaptı etti? Özoğlu Ogeda'yı korudu yine diyor İbrahim Halil. Nagihan 2016'dan beri bu oyunda hiç yenilmemiş diyor Mustafa Yıldız. Furkan nasıl oynadı, şimdi nasıl oynadı demiş. Furkan anladı zaten kaybedeceklerini. Hayriye Çekiç neredesiniz Hayriye Hanım? Siz yokken bir eksiyiz. Bugün kırmızı galibiyeti geliyor Hayriye Hanım. Siz geç geldiniz. Biz 45 dakikadır kesintisiz yayındayız. Bir ara kesildik de. Hayriye Çekiç Hanım geldi. 6 euro altılı füze gelecek. Hayriye Hanım hoş geldiniz. Euro bölgesi canlanıyor yavaş yavaş. Euro bölgesi yeni geliyor yayına yavaş yavaş. Euro bölgesinde saatler daha erken. Euro bölgesi daha yeni yedi yemekleri. Hayriye Çekiç Hanım 6 euroya yuvarladı. Ben Hayriye Hanım'ın euro bandını daha uzun bıraktım. Çünkü Hayriye Hanım yukarı doğru yuvarlayacak gibi hissediyorum bugün. Kırmızıların galibiyet sayısı gelince Hayriye Çekiç Hanım altılı füze gelecek. Çok teşekkür ediyoruz. Beklediğimiz, özlediğimiz Euro bölgesi güzel desteklerinden biri geldi. Hayriye Çekiç Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler Hayriye Hanım. Hoş geldiniz. Altılı füzemiz gelecek Hayriye Hanım için. Haydi bakalım. Geliyor kırmızı takım bugün. Ne dediysek oya doğru gidiyoruz. Dün akşam söylemiştim. Bu oyunu görünce bu oyun kırmızıya gider demiştik dün. Ve bugün mavi tişörtümüzü giydik. Ters totem kırmızıya gidiyoruz. Hayriye Çekiç Hanım için de altılı yedili füzelerimizi atıyoruz. 6 euro desteği geliyor. Çok 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 teşekkürler. Hayriye Hanım iyi ki varsınız. Çok sağ olun. Hayriye Çekiç füzelerimiz geldi efendim. Sevgili Serkan Avcı hoş geldin. Serkan Avcı neredesin? Serkan'ım birleşmeye gelecek, oradan da kalacak diye biliyorum ben. Sevgili Sercan Avcı kardeşim, inşallah göreceğiz. Çünkü tur abisiz olmuyor görüyorsun. Zaten kişi sayısı da azaldı. Bence tur abi için bütün şartlar hazır Sercan kardeşim. Dediğim gibi ben birleşmede geliyor kalıyor diye biliyorum. İnşallah da öyle olacak ve Sercan Avcı duble füzemizi gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz derken Nefise Şapka'dan tavşanları çıkarttı. Nefise Şapka'dan tavşanları çıkarttı. Nuran Gülşen'in tahmini tutuyor. Sercan Avcı çok teşekkürler. İyi ki varsın can dostum. Çok teşekkür ediyorum. Hayriye Çekiç Hanım iyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Destek panomuzun desteklerini arttırdığınız, katıldığınız için herkese teşekkürler. Şu aşağıdan da lütfen yayını beğenelim, kanala da abone olalım. Nefise kimi yendi? Ben onu bile göremedim. Hayriye Hanım'ın ve Sercan'ın desteklerini yazarken. Damla'yı mı yendi? Kimi yendi? Nefise. Berna'yı mı yendi? Berna oynamıyor. Damla'yı yendi, değil mi? Bir an Seda'yı yendi sandım. Seda paket gelecekti. Ata yalnız Poyraz gidince Furkan Batuhan'ın dibinden ayrılmıyor demiş. Güzel bir tespit. O Geday şimdi yok. Nerede demişsiniz bilmiyorum. Arkadaşlar Acun'un 11'de reklam hakkı kalmadı. Mehmet Ege diyor ki Yunus Emre düelloda salacak, elenecek gibi geliyor demiş. Yunus Emre tam tersi asılacak ve
Yaman'ı eleyecek diyorum ben de. Yaman artık çıkamaz diyorum ben. Batuhan çok üzgün. Onun için çok üzgünüm diyor Hülya o da. Damla bugün 3 kere kaybetti. Doğru. Seda da kaybetti bir tur. Sonra kazandı. Aleyna çok iticiydi bugün demiş Sinem. O Geday son oyunda sakatlandı onun için. Ha doğru, alnına şey Özgür çarpmıştı, geldi. Haydi bakalım. Batuhan çok üzgün duruyor, anladı yazılacağım demiş Nevin. Evet. Seda paket geldi. Bir Seda paket vereyim. Abi Seda paket geldi de bir Seda paket izleyemedik yani. Ben canlı bugün bir kere izledik Seda'nın paket oluşunu. O Geday da olmadı zaten. Potaya kim gider anketimiz geliyor. Potaya kim gider? Batuhan potaya ilk seçenek. Yasin potaya ikinci seçenek. Furkan potaya üçüncü seçenek. Zaten başka da yok. Yani o Geday potaya da son seçenek oluyor. Haydi bakalım. Sercan bu fişi çekebilir. Bence Batuhan'ı koyarlar, Yasin'i koymazlar. Ama ben bayağı uzun bir konsey bekliyorum. Yunus bilerek eletse kendini, Acun da rating dibe çaksa demiş. Yunus'un ben full konsantre, full performans oynayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bence Yunus asılacak oyuna. Uyanıklık yapabilirsin diyor. Vay vay vay. Seda'dan Aleyna'ya hala sözler. Seda'ya söz. Seda'dan. Seda abi, Seda ille kendisi hep en önde olacak. Onu istiyor. Yaman paket yapacağım ya. Evet. Nagihan'ı iyi buluyorum. Seviyorum. Berna oynadığına göre Nagihan neden Damla ile Hatice Hanım küçük harflerle yazın lütfen. Bir de böyle şeyler yazmanıza gerek yok. Sağ olun. Feridun diyor ki Berna oynadığına göre Nagihan neden Damla ile ekstra yapıp oynadı? Oynamadı. Berna bir kere oynadı, sonra oynamayacağım ben. Gözüm çizildi dedi. Doktor dedi ki gözündeki şey oynamana engel değil. Berna'daki ben oynamak istemiyorum. Batuhan niye best of'lara çıkmak istemiyor? Ya bu best of'a çıkması gerekiyordu bence. Çünkü kendisi yazılacak ama istemedi, bilmiyorum. Batuhan mavi de çok mutsuz. Zaten kazansa da, Batu sayısını alsa da belli. Batu'yu yazacaklar yani. Seda laf sokmazsa patlar demiş S2. Katılıyorum. Batuhan bugün yazılmayı hak etti diyor Galaxy. Nevin diyor ki bu hafta yine stres olacağız. Bence Batuhan rahat çıkacak. Ben bir şey hissediyorum. Sanki bütün oyunlar oynanıyor, sonra konseyde hepsi birden giriyor. Öyle zaten. 2 ya da 3 konseyi aynı gün çekiyorlar. Doğru. Arda arda çekiyorlar. Evet. Bazen 3 oyundan sonra çekiyorlar. Bazen 2 oyundan sonra. Seda, Damla, Berna, Yasin'i sevmiyordular. Yasin'i yazarlar. Hiç sanmıyorum. Çıksa ne olur? Yine yazılacak. Baktım abilerde bugün herkes bıraktı. Boşa kürek çekecekti. Batuhan iyi yaptı demişsiniz. İstatistiğini yükseltir demiş Ahmet Demir. Vay. Allah Allah.
Yaman'dan iğrenç sevinç mi gelecek? Abi Yaman iğrenç bakışlar, evet. Tadadaks Yaman, psikolojik sıkıntılı Yaman ya. Abi Yaman kadınlara bir obje gibi bakıyor bence. Yani çünkü demin Tadadaks böyle hareketleri vardı. İğrençti yani. Cinsel hareketler yapıyor Yaman. Öyle görüyorum ben. Cinsel imalarda bulunuyor. Bu Yaman'ı başımıza çıkardık. Bir indirmesini de biliriz. Yunus Emre çıktı ilk oyunda. O Geda'yı yiyeceğim dedi. Diskalifiye olur mu? O hele bir çıksın da. Sağ ol Tolga'cığım, ben de seni. Merve çirkefi satışacak yer alıyor. Bula bula Yaman'ı buldu diyor Nevin. Ne yapıyor oğlum bu? Abi bu nasıl ya? 11-8 oldu. Yaman nasıl yaptı lan onu? Vücuduna değmiyor mu? Allah Allah. Enteresan. Sezgin Atalay diyor ki Dortmund 2, Atletico Madrid 0, Barcelona 1, Paris Saint Germain 1. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bilgiler için ayrıca Barcelona 10 kişi demiş. Sezgin'cim çok teşekkürler. Gol olursa sendeyiz. Feridun Özgün diyor ki Yaman oyunun boşluğunu, bug'ını çözmüş demiş. Evet. O zaman böyle sektire sektire gidebiliyor. Olurum Asrın'cım. Yunus Emre geldi. Bir tek Aleyna'ya bakmadı Yunus Emre. Evet, Sercan orada tutsaydı aslında. Ve işte Berna geri mi döndü? Ana. Nagihan niye parkurda Damla'yı bu kadar çabuk seçmiyor? Yüreği mi yetmiyor demiş Vedat. Sercan'ın kendi aptallığı demiş Sevilay. Yağmur Kedicim hoş geldin. İyi, sağ ol. Sen nasılsın Yağmur Kedi? Nefesi ve rızkısı adına kedileri destek gönderiyor sevgili Yağmur Kedicim. İyi, sen nasılsın? İyisindir inşallah. Yağmur Kedi'den de desteğimizi aldık. Destek fonumuzu arttıralım arkadaşlar. Yağmur Kedi füzemizi atıyoruz. Çok teşekkür ediyorum Yağmurcuğum. İyi ki varsın. Çok sağ ol. Umarım sen de çok iyisindir. Ayda Sena Kaya diyor ki bu Seda daha geçen demiyor muydu? Aleyna mavi takıma gelmeye kalkmasın istemiyoruz diye. Şimdi demagoji yapıyorlar, dışarıdan bilgi almışlar, çok belli diyor. Doğru söylüyor. Veri çıkartmış, hastaneye geldi. Geçmiş olsun Yağmurcuğum. Çok büyük geçmiş olsun. Bugün kırmızı kaça kaç alır? 12-8 bu sayıyı alır Nagihan. Bence biter. Nagihan İhsan Tarkan'ı kudurtmuş diyor Sezgin. Vallahi izlemiyorum ben şeyi ya. Ekstrayı. Sadece kesit gönderirlerse izliyorum. Yani. Berna mı aldı? Yok artık. Bu Berna'nın 3 oyuna çıkması bir kere çıktı.
Ana avantaj Berna'da. Avantaj Berna'ya geçti. Fatih'cim hoş geldin. İhsan Tarkan ve Murat Üzeri Mavi Takım Fan Club diyor. Çıkık bile bu kadar ağrıyor. Kırık kim bilir nasıl demiş. Yağmurcuğum çok büyük geçmiş olsun. Allah beterinden korusun. Oyun buradan döner mi demiş Buket. Yok ya dönmez. 15 dakika oyun süresi kaldı. Ogeday'a metiyeler düzüyor mu hala Murat Özer'i? Ogeday bir ilah. Ogeday oranın şeyi. Ogeday. Öyle konuşurdu Murat Özer'i. Hala aynı noktadadır büyük ihtimalle. Ben izlemiyorum ama Murat Özer'i Ogeday'ın bir şeyini bir yapmadığı kaldı. En son öyle diyorlardı yani de. Bu gece mi Batuhan'ı gönderirler potaya? Bu oyun bence dönmez ya. 15 dakika süre kaldı. Dönmez bence. İhsan adeta fanı mavilerin demiş DT Elif. Ogeday Seda Damla fanı demiş. Yani abi oyun dönmez 12-10 kazanır diyor Fatih. Valla ben 12-9 12-10 gibi görmüştüm. Ve Nagihan beraberliği aldı. Galiba fişi çekecek. Sayıyı alırsa Nagihan bitiriyor. Berna doktora gidince kırmızı takım hemen ekstra sayı için Damla'yla Nagihan'ı oynatmıştı. Ama mavi takım Nagihan gidince ekstra seçme yapmamıştı. Evet. Helal olsun Timur Efe'cim. Murat Özer'i yıkama yağlamayı iyi sever demiş. Ya bizim Ezgi Sude nerede ya? Kırmızı takım totemi yaptık. Ezgi Sude yok. Karasu abimiz de yok bugün. Karasu abimiz de yok. Vallahi olabilir DT Elif'i. Birkaç kişi yazdı. İhsan Tarkan Batuhan'dan nefret eder demiş Burçak Tombuloğlu. Varsa yoksa o Geday demiş. Ben izlemiyorum ekstrayı valla. Ayda Sena Kaya diyor ki Furkan Nagihan fanı, İhsan Damla fanı, Murat Aleyna Sena Seda Ogeday fanı. Hanzade herkesten nefret ediyor. Hanzade'yi de kimse sevmez zaten Acun Medya'da. Acun Alıcalı, Murat Özer'i patron iyi demiş Nihat'cığım. İhsan Ogeday'a toz kondurmuyor demiş. Var onların çıkar ilişkisi herhalde arka planda. Hakan Demir'im neredesin? Neredesin? Hakan Demir'im neredesin? Batu karanlıkta mı oynuyor? Batuhan çıkmadı ki. Oyun bitiyor. Batu çıkmadı ki. Bence bitmesi lazım ya. Ben kırmızıya inandım vallahi. Dün kırmızı kazanır dedim bugün için ama. Aa Nagihan ne yapıyorsun? Nagihan düşüreceksin. Nagihan eyvah eyvah. Nagihan riskli oyuna geçti. Nagihan çok yamuk tutuyor farkında değil ha. Ana. Hoppa bitti. Ve ne dediysek o, ne dediysek o, ne dediysek o. Kırmızı takım galibiyeti geldi ama Batuhan Karacakoya potada. Yağmur Kedi diyor ki Galatasaray'ın şampiyon olması lazım. Totem olsun demiş. Yağmur Kedicim tekrardan geçmiş olsun diliyorum. Yağmur Kedicim de 44 liraya yuvarlıyor. Yağmur Kedi füzemizi gönderiyoruz. Kedilere Efes'i ve Rıfkı'sı adına çok teşekkürler Yağmurcuğum. İyi ki varsın. Ve Nagihan Karadere bugün altın harflerle adını yazdırdı. En iyi Nagihan'dı bence. Atakan da çok iyiydi. Ve Batuhan, kameralar Batuhan'ı gösteriyor. Belli çünkü Batuhan'ın potaya gideceği. Helal olsun. Şu aşağıdan da lütfen yayının beğenisini arttıralım. Kanala da abone olalım arkadaşlar. Destek banomuzun desteklerini bekliyoruz. Destekleri arttıralım. Çok teşekkürler Ersin'cim. İyi ki varsın. İki takımların toplamı Dortmund 3, Atletico 2, Barcelona 4, Paris Saint-Germain 3. Vay be. Ayfer'cim rica ederim. Dün zaten bu oyunu gördüğümüzde ne dedik? Dün gece bu oyunu görünce fragmanda ne dedik? Ne yapıp edip kırmızı takım bunu alır dedik. Ama ben potada şüpheliydim ama
Batuhan'ın tavırları ve Batuhan'ın sayı getiremeyişi bugün Batuhan'ın net bir şekilde potaya gideceğini de gösteriyor bana arkadaşlar. Ama Batuhan elenmez, Yaman gider artık diyorum ben. Haklısın sevgili Kiko Şuku. Birleşme 21'inde izleyeceğiz biz ama çekim yapılmıştır herhalde ya. Bugün şey çekilse, düello çekilse yarın da herhalde o şey çekilir, birleşme. Yağmur kedim çok teşekkürler, cepten 50'ye yuvarlayıvermiş Yağmurcuğum. Vallahi Yağmur çok büyük geçmiş olsun tekrardan. Umarım sağlık sıhhat her şeyden önemli Yağmurcuğum. Çok teşekkür ediyorum Yağmur kedicim, bu da benden. Geçmiş olsun, füzesi gelsin, çok sağ ol. Çok teşekkürler, iyi ki varsın Yağmurcuğum, totem olsun. Batuhan elenirse çok üzülürüm demiş Hasan. Hiç merak etmeyin, Batuhan o potadan aslanlar gibi çıkacak. Yaman korksun artık, Yaman. Bak Batuhan en arkada biliyor yazılacağını. Bak Batuhan'a bak en arkada. Bütün takım önde kenetli. Batuhan biliyor ki yazılacak isim o. Sevilmeyen isim o. Ogeday'ın surata bakayım. Onun gram umurunda değil zaten. Evet, bu gece konaklamalı ödül. Kırmızı takım villada kalacak. Ama Yunus Emre ne yapacak? Adada tek kalacak herhalde. Berna haftaya kadın dokunulmazlığında da böyle uyusun demişsiniz. Berna uyuyor. Ata yeri silmişler, uyarı koymuşlar merdivenden lop aşağıya. Valla çok geçmiş olsun Yağmurcuğum. Berna paket. Valla arkadaşlar Batuhan'ı yazacaklar. Zaten Batuhan arkada, Batuhan baksana, Batuhan belli arkada gidiyor. 4-4 bir ihtimal olur mu Seda Adam'la? Bence yok. Herkes şu an hemfikir. Batuhan'ı yazmakta bence. Bu düello bittikten sonra Batuhan'ın performansı düzelir mi? Düzelmek zorunda. Yani düzelmezse sıkıntı. Batuhan İbrahim Tatlıses klibinde gibi takılıyor. Arkada üzgün demiş Vedat Özdemir. Yağmurcuğum 61'e yuvarlıyor Yağmur. 50 kalsın demiştik ama 61 olsun diyor. Totem diyor 61. 61'in totemine inanırım Yağmur. Çok teşekkür ediyorum vallahi. İyi ki varsın. Çok sağ ol. Tekrardan geçmiş olsun. Tüm arkadaşlarımızın da destek bonumuza katılmasını, destekleri arttırmasını, en azından şu yayını ücretsiz beğenip kanalıma da abone olmanızı rica edeceğim arkadaşlar. Berna paket, sen bir de Seda paketi gör. Ama Seda paketi yapamadık çünkü bir daha paket olmadı. Bence Seda, Damla, Berna ve Batuhan 4 Yasin yazılacak, 4-4 olacak. Bence 5 Batuhan çıkar. Abi Egoday paket gelsin. Hadi o da gelsin. Yenisi mi eskisi mi? Yenisini bir görelim. Haftaya kadın elemesi var. Nagihan gerçek performansı nedir? Haftaya belli olur demiş Feridun. Poyraz paketi çok özlediniz değil mi? Ben de özledim. Sevilay Özdemir diyor ki Hilmicen ve Atakan'sız sıkmaya başladınız. Devamlı Batuhan hakkında konuşmayın demiş. Valla Batuhan şu an kurbanlık gibi yazılacak potayı bekliyor. Eskisi gelsin demiş Sezgin Atalay. Bu da eski Ogeday paket. En iyisi Poyraz paket bence de ama şimdi Furkan paket gelecek yarın. Onu hazırlıyorum. Furkan pakette kırılacağız. Çünkü ona havuç sezonundan koyacağım. Bence Yunus, bence Yaman gidiyor arkadaşlar.
Damla yine ağlıyor aklınca, yine Acun'a gönderme yapıyor demiş Hülya. Katılıyorum. Damla %56'lara düştün, evde yoksun diyor Emel. Eskisi daha iyi, yeni de tipi yok demiş Timur Efe. Aleyna'nın Sercan'a dönüşünü seyrettik. Aynen öyle. Alser küllerinden yeniden diriliyor. Ogeday'ın mı? Ya Ogeday bir paket olsun da hem yeni hem eskiyi de veririz. Aleyna Sercan'a geri döndü mü arkadaşlar? Koyarız Doğancığım. Ama şu destek balonumuza biraz daha destek gelse keşke. O kadar kırmızı alacak dedik. Bugün kırmızıcılar yok. Karasu da yok. Mavinin umrunda değil Batuhan'ın yazılması. Üzüldükleri de yok demiş Emel. Bu Furkan neden kimsenin aklına gelmiyor? Yazan yok demiş. Furkan düz yürüyemiyor ki. Durduk yerde düştü bugün. Sakatlanıyordu kendi kendine. Vay. Koyarız Doğancığım. Evet. Allah Allah. Kırmızılar Berna'nın kaşını yaydı. O gidayın gözünü çıkardılar. Girselerdi potaya demişsiniz. Aleyna'nın tepkisi abartılıydı diyor Rukiye Fara. Rojda'ya selamlar, sevgiler gelsin Şanlıurfa'dan Ruken Murat adına. Teşekkür ediyoruz Rojda'ya. Selam gönderiyorum Ruken Murat'tan. Şanlıurfa'ya da selamlar olsun. Çok 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 da teşekkür ediyorum. Seda'nın suratına bak. Ogeday'ın kavgasında yediği darbenin izi. Aa, Seda'nın yumruk o iz değil mi? Ogeday'ın vurduğu iz. Ogeday'ın vurduğu yerde gül biter izi. Şu gözünün altı, haklısınız. Atakan basana bana itici geliyor demiş Nehir Asil. Ata Seda Roman Yağmur haklısın. Haklısın. Dün İlmicem de dedi. Furkan öyle oyunlar alıyor ki performansı çok yükseltti diye. Furkan genel erkeklerde ikiye yükselmiş. Feridun teşekkürler. Ana karıştı ortalık. Aa. Aleyna'yı sattılar. Aleyna'yı sattılar bir anda. Farkında mısınız? Sırtlan İlmi ve Atakan'ın Batuhan'ın kritiğini yapmak size mi kaldı demişsiniz? Eyvah eyvah. Karıştı ortalık. Ersin Akçe Sezgin gelmemiş diyor. Sezgin burada ya. Neredesin Sezgin? Bak Ersin yokluğunu hissetti. Hasan Algün diyor ki Seda Aleyna'nın burnuna yanlışlıkla vurduktan sonra Atakan ve Nagihan çok yardımsevermiş, onu seviyormuş gibi davranmaları çok iticiydi diyor. Oyun bitti arkadaşlar. Kırmızı kazandı. Yaman'ın yanına Batuhan paketleniyor mu? Batuhan'ı gösteriyor kamera hep zaten. Yaman
Batuhan çöktü. Ana, yarın eleme. Oğlum eleme yarınmış, çarşamba eleme diyor. Arkadaşlar eleme yarın, direkt yarın. Abo! Hızlı çekime geçtik o zaman. Eleme yarın. Eleme yarın. Birleşme öncesi bir veda daha var. Eleme yarın. Yaman gidiyor o zaman. Abi yarın demedi mi Murat? Ben mi yanlış duydum? Abi Murat yarın demedi mi eleme? Arkadaşlar yarın dediler elemeye. Perşembe değil, iletişim yok. Doğru, bayramda mesaj ödülü vermişlerdi. Ana. Perşembe Fener maçı var diye öyle oldu. Ha. Fener Olympiakos maçı var değil mi? Çok önemli maç yalnız ha. Bence Yaman gider Serhat'cığım. Ben de öyle düşünüyorum. Yok ya, Yaman elenir arkadaşlar. Perşembe Fener Olympiakos maçı var. Doğru bak, o maçı izlenir. Perşembe maç 22'de mi? Abo, bizim yayınla çakışıyor. Neyse. Yaman'a bye bye paket videosu yapacağım. Bu ne lan? Ödüle bak. Vay vay vay. Aleyna'ya bak sen. Aleyna arabanın oho. Camdan çıktılar. Yunus Emre yok arkadaşlar tabii ki. Yarın artık Yaman gider Ersin değil mi? Bence Yaman gider artık. Oha, villaya bak. Oğlum o ödül çok iyi değil mi? Bu ne abi? Remax kırmızı mavi reklamı diye. Aleyna'nın odasını gösteriyor. Aleyna'nın yatağa atlayışını gösteriyor. Ay. Abi yalnız villa 10 numara ya. Bayağı güzel ev. Abi ya, yok ki şöyle bir villamız olsun. Villalarda yaşayalım. Bahçeli, müstakil. Ah be, millet yaşıyor şu hayatı. Yaşıyor vallahi. Bahçeye bak, havuza bak. Vallahi Yunus Emre'ye çok üzülüyorum demiş Beyza. Hiçbir şey olmaz. Yarın eleme var. Yaman'ı gönderiyoruz. Bu firma her yerde ya. Remax her yerde var. Yaman'a Tata Tax paketi yapar mısın? Yapacağım. Furkan paket de yapacağım. Ama arkadaşlar şu destek banımız bugün çok az kaldı. Farkındasınız değil mi? Şu aşağıdan yayının beğenisini arttırıp bir de kanala abone olsak çok güzel olur. Yasin ve Yaman adada birbirinin belini kütletsin demiş DT Elif'i. Yunus dibine kadar Survivor helal olsun demiş Kiko Şuku. Yunus belki de Aleyna Sercan'dan dolayı bench'ten durmak istemedi demiş. Vedat diyor ki Aleyna Sercan'la yakınlaşmasını görünce bench'ten ayrıldı demiş, mantıklı. Yunus Emre bilerek yeletir mi kendini? Hayır. Yaman'ı paketlemek için elinden gelen her şeyi yapacaktır yarın. Ödül Yunus yok arkadaşlar. Bence Yunus odada falandır ha. Yunus'u getirmişlerdir de odaya falan koymuşlardır bence.
Adada tek bırakmazlar herhalde ya. Ya da bıraktılarsa da kamerada bakarız. Sezgin Atalay diyor ki Paris Saint-Germain 2-1 öne geçti Barcelona karşısında demiş. Yunus Emre'nin 6. cezası düştü. 6 kaldı. Oo, Sercan Aleyna, Masör, Allah. Alser bakışmaya bak. Aleyna Sercan fena kesişti. Aleyna'nın bakışları gördünüz mü? Eyvah eyvah diyorum ben. Batuhan aday olur, Özgür gider demiş Cemal. Bence Yaman gider. Allah. Erkeklere de mi kadın masöz geliyor acaba? Yunus hangi atışı seçer acaba demiş Hülya. Bakalım fragmanda, belki ipuçları vardır. Sercan Aleyna çok yakışıyor ha. Seral olsunlar demiş Cuma Şakarım. Özgür Batuhan potası çok iyi. En iyi eşleşme diyor. Vay 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 vay. Aleyna'nın annesinin mesajı yükleniyor kızım. Aleyna'nın annesinin mesajı Sercan'dan da uzak dur. Sezgin çok iyiydi. Bence Batuhan gider. Yasin'i 5-1 yapan Yaman gitmez demiş. Ben ne olursa olsun Yaman'ın artık direnemeyeceğini düşünüyorum. Erkeklere kadın masaj. Ne? Ne oluyor? Erkeklerde kadın masör geldi. Allah Allah. Kötü şeyler oluyor Survivor'da. Pamuk gibi olduk diyor. Allah Allah. Atışı Özgür seçecek ama Batu'yla bir kere oynadılar, sorun olmaz diyor Sevilay. Son konseyde Yunus çok üzgündü diyor Kiko Şuku. Mavi takımın rahatlığını gördün mü? Batu yazacaklar. Evet. Yani Batuhan'ı yazacaklar çünkü hiç umurlarında değil ki. Poyraz en büyük rakibim potada dedi demiş Fred. Oğlum Poyraz niye konuşuyor hala? Poyraz paket olup eve gitti ya. Ne, hangi yüzde konuşuyor ki? Poyraz en büyük paket gelsin. Berna'nın göz. Paris Saint-Germain 3 mü? Helal olsun. Allah'tan mavi kazanmadı. O gedayın kılları görünce masör masörcü bırakırdı demiş. Vedat. Dortmund 2-2. Helal olsun. Acun'dan Ogeda'ya övgüler. Acun'dan Özoğlu'na övgüler. Okulu geçeceğim de. Acun'dan Ogeda'ya seni iki kişi anca yener diyor. Poyraz niye oradayken Batu'yu onara etmedi de şimdi böyle konuşuyor demiş ki Koşuku. Acun aman o gedayı boş geçme, övmeyi unutursan eksik kalır demiş. Abi Araz da çok fenaydı ya Sezgin valla. Öv beni Acun diyor Serkan Aydoğan. Zaten inanılmaz övüldü o geday. (Gülüyor)
Acun ısrarla sevdirmek istiyor seyirci Yogi dayı ama olmaz. İki yüzlü, kibirli ego dayı sevmiyorum demiş Kiko Şuku. Batuhan'ın en kötü sezonu demiş Yamal. Acun oğlunu Melisa'nın abisini konuşuyor demiş Bilge. Çok teşekkürler Ayfer Üstüncüm. Çok sağ olun. Poyraz boşuna. Mehmet eşi yok abi. Neredesin abi ya? Nagihan eşi yok parkurda. Mehmet eşi yok abi yok. Kırmızı kazanıyor. Mehmet eşi yok abi yok. Ogeday'ın gözü şişiyor. Mehmet eşi yok abi yok. Mehmet eşi yok abi. Eşin benzeri yok ama bizi çok boşladın. Mehmet eşi yok abimize dörtlü füze çekiyoruz. Bayağıdır yoktu Mehmet abi. 3-4 gündür yok değil mi? Mehmet eşi yok abi. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Mehmet eşi yok. Yoksa biz bir eksiyiz. Mehmet eşi yok abi. Çok teşekkürler. Dörtlü füze geliyor. Mehmet eşi yok abimize. İyi ki varsın abi. Her zaman bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın Mehmet eşi yok abimiz de modumuzu, günümüzü, gecemizi yükseltti, düzeltti. Destek panosuna çok da güzel bir katkıda bulundu. Çok 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 teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın. Çok teşekkürler sevgili Mehmet eşi yok abi. Burası hep kırmızı taraftarı mı demiş Artkanıtı. Hayır. Burada Batuhan taraftarı da çok. Mavi destekçisi Ayşen Hanım var. Burası hangi kim o gün kazanırsa onu tutuyor. Bugün mesela kırmızı kazanacak dedik. O yüzden kırmızı takımın gelmesi çok normal yani. Ne alaka kırmızı? Yok. Kim kazanırsa onlar daha çok geliyor yani. Öyle bir şey yok. Açıkçası Batuhan bu sene çok pasif. Reality yok, sessiz kaldı demiş Neyrası. Yarın duello, yarın eleme var arkadaşlar. Şok eleme. Hoş geldin Muhammed Ali'cim. Bugün Yasin'i yazarlar, evet. Hayır, pardon, Batuhan'ı yazarlar. Birkaç Yasin çıkar, genelde Batuhan çıkar. Acun şu an yarın olacağı anlatıyor bence. Bence Acun şu an yarın olacağı anlattı. Arkadaşlar, Yaman elenir, Yaman. Allah söyletti sana Yasin ismini demiş Sevda. Bence Yasin'i iki kişi anca yazar. Eleme yarın dedi Acun, çarşamba dedi, evet. Batuhan bu sene mavide olduğu için moral olarak kötü ama ben bitik diyemem demiş. Katılıyorum. Yunus yarın gitmez değil mi? Gitmez. Yunus ilk turdan çıkacak bence. Batuhan'ı seviyorum ama bu sene olmadı. Heyecan vermiyor. Bülent Ziya gelsin. Kendine gel demiş Nehir Asil. Bir Ogeday çıkar Almanyalı. Yazar onu ata Berna demiş Eyüp. Yaman gitsin diyor Gizem. Bence Yaman gidecek. Ben Yaman'ın gideceğine inanıyorum arkadaşlar. Geçen hafta nasıl Yasin gidecek dediysem ve gitmediyse bu hafta da Yaman gidecek diyorum. Ve Yaman gidiyor. Yunus Emre yarın parçalayacak düelloda. Bakın görün. Yunus Emre yarın şov yapacak bence. Abi Yunus Emre'yi görmüyor musunuz? Çok istekli. Baksanıza. Ben bu Yunus Emre'nin öyle kolay kolay şey olacağını düşünmüyorum, bırakacağını gerçekten. Çok teşekkürler. Bence Yunus rahat ya o konuda. Süt var mı içinde? Harika. Bence de Mirzeciğim artık Yaman'ın vakti geldi bence ya.
Batu gitmez ya. Galiba Acun sezonu Ogeda'yı parlatmak için yaptı. Hesabı tutmadı. Hesabı bozan Yunus Emre oldu demiş ki Koşuku. Yunus Emre Acun'a inat orada kalacak. Çok hırslı diyor Sezgin. Bence de. Bence de. Aleyna'nın o gülüşü çok manidardı yalnız ha Sercan'dan sonra. Haydi bakalım. Evet. Evet. Batuhan aday dedi zaten Acun farkında mısınız? Sonradan aday adayı dedi. Batuhan'ı yazacaklar. Keşke yazmasalar ama. Ata ben Yunus Emre'yi çok seviyorum. Bugün harika konuştu Murat Ceylan'a diyor Beyza Argökoğlu. Reklama 50 geçe gideriz. Remax reklamı geldi ya. Sanatçı yok herhalde değil mi? Var mı? Geliyor. Biz bize olalım ne? Ney? Kamerasız ne? Anlat bakalım çekimi varmış. Voleybol ve anlat bakalım böyle bir iki gün bir off günümüz olacak arkadaşlar yarın elemeden sonra. Cemre iki gün program yap. Çekimsiz eğlence. Bunlar gece ne yapar lan orada? Kamerasız villada ne yapar bunlar? Yaman gidecek gibi davranıyor Acun zaten. Acun'un içine doğmuş demek ki. Eleme yarın. Voleybol varmış. Ne? Abi ne diyor? Abi Acun gönderiyor Yunus'u. Bak şimdi Yunus'u dedim. Yaman'ı. Heh.
Allah Allah. Allah Allah. Arkadaşlar şu yayının beğenisini bir arttırsaydık, kanala da abone olsaydık. Bugün destek fonumuz çok az kaldı. Destekleri biraz arttıralım mı? Hadi. Hadi arkadaşlar desteklere yüklenelim. Evet. Yarın eleme. Aa! Maç TV 8'de mi? Abi bir dakika ya, TV 8'de bedava mı maç? Abi o zaman biz TV8'de yayın açalım, maç yayını yapalım Perşembe. Zeynep bastık mı kim? Kimmiş? Ha, Demet Akalın mantıklı, çünkü Demet Akalın'ın programı yok bir haftadır. Demet abla bizi de götüreydi bari. Bir pili verir misin? Tur abi de var, Demet Akalın da var, daha ne olsun. Şey. Vay vay vay, daha ne olsun. Demet Akalın geliyor. Arkadaşlar Survivor Perşembe yarım bölünmüş. Anlat bakalım varmış sadece. Şu kameranın pilini bir değiştireyim. Birleşme Partisi pazar günüymüş arkadaşlar. Ha? Yazıyorlar. Oylama beraber olursa kaptı. Bence yazılamamalı ama. Ay. Niye açılmadı bu ya? Hı. Zaten Batuhan 1. Evet. Arkadaşlar eleme yarın. Maç günü yayın bir bakarız. Maçı izleyeceğim. Zaten TV8'deymiş maç. Evet, Demet Akalın Dominik'teymiş. İyi. O yüzden onun o gel konuşalım yok. Survivor Extra onun saatine çekildi demek. Perşembe çıtır çerez anlat bakalım var, sonra maç var. Dokunulmazlık 1 cuma günü. Dokunulmazlık 2 cumartesi. Pazar günü sadece Birleşme Partisi. Salı 9-3. Perşembe öyle dönüyor. Vedat Özdemir demiş ki Birleşme Partisi değil bu gidişte, Çiftleşme Partisi olacak. Tutmayın Sercan'ı diyor Vedat. Çünkü Birleşme Partisi gecesi kameralarsız bir evde kalacaklarmış.
Bunu da yarışmacılar talep etmiş. Çok enteresan geldi bana. Oo. Gözüne bir vurdu bir oyunda. Batuhan 2, Yasin 1. Batuhan kırmızıya geçer mi? Eğer Yaman elenirse geçebilir bence. Aleyna'yla Demet Akalın kavgalı. Bakalım ne yapacak orada. Oğlum Batuhan yazacaksın işte ne? Furkan'ı yaz o zaman. Oğlum Batuhan yazacaksın. Ne süslü püslü konuşuyorsun ya. Gülşah Doğancığım öyle bir şey yok vallahi. Yalan o. Sen git onu görenlere sor. Yunan Partisi'ni ne zaman izleyeceğiz? Herhalde Perşembe verir onu da bir kuple ya da yarın. Bu kamerasız muhabbeti kesin Aleyna'dan çıkmıştır. Sercan da desteklemiştir diyor Vedat. Nagihan sakat diye bir hafta ona koruma vermişti. Zaten Yasin yazılmıyor ki. Batuhan'ı yazıyorlar. Evet, bir tek Berna ile Batuhan başka kendini yazamayacağı için Batuhan da kendini yazamayacak. Yaman yola çıktıklarını yolda satmam, elenme pahasına yapamam deyip Yasin'i yazmadı. Abi ya Yaman'da o şey yok ki cesaret. Bir de yazmazsa Batuhan'ı Damla yazmaz. Oo helal lan Damla. Şimdi gözüme girdin. 50 kilo vermiş olsan da gözüme girdin iskelet. Begüm'den sonraki ikinci iskelete döndü Damlacan. Allah iyi yaptınız. Ama Batuhan çıkacak gibi. Yaman partide kızlara saldırabilir diyor Sezgin. Neyse ki yarın Yaman elenecek. Büyük ihtimalle. Damla da o Ogeday kolonisiyle hareket ediyor. Batu potaya girer demiş. Valla Damla o Ogeday kolonisiyle hareket etmedi işte. Yasin'i korkudan yazamaz o düelloya çıkarken. Panik dedi demiş. 4-4 olacak diyor Nehil. Uyuz kaptan Batuhan'ı gönderir potaya demiş. Uyuz kaptan Ogeday Batuhan'ı gönderir demiş. Vay vay vay. Yaman'da zaten karakter yok. Yasinler onu eziyor. Bir set duruş sergileyemiyor demiş Sevilay. Ben de diyorum ki şu aşağıdan bu yayının beğenisini bir arttıralım. Bir de kanala abone olalım. Destek fonumuzun desteklerini arttıralım. Özgür Batuhan'la eşleşir diyor Ersin. Abi kızlar Yasin'i yolluyor. Abi neler oluyor? 4-4 çıkacak. Ogeday'a kalacak harbiden. Sevilay dediğin çıkacak ha. Sen mi demiştin? 4-4'e gidiyoruz galiba. Ogeday'a çıkacak iş. Eğer Batuhan saçmalamazsa saçmamadı. Batu kabullendi zaten potaya gireceğini. Dua istiyorum dedi. Ya Batuhan'ı gönderir potaya mı arkadaşlar? Yaman her türlü gider ya. Abi galiba eşitliğe gidiyoruz ha. Yaman Atay'a çok benziyor demişler. Ben Yaman'a benziyor muyum be? Yok artık be. Ne rengim benziyor ne şeyim. Kıllarım tüylerim olabilir ama çok şükür Ogeday'a benzetmediniz. Bakın ne kadar. Almadığım halde. Ben Yaman'ın eleneceğini düşünüyorum. Batuhan 1, Yasin 2.
Hadi bakalım. Damla Batuhan'ın fanlarını karşısına almak istemedi diyor ki Koşuku. Benim içimden öyle geçti 4-4 diyor Sevilay. Gözünü çıkart bakalım, Yaman'a benziyor musun? Yok be. Yaman'a benzemiyorum bence. Beni Murat Ceylan'a benzetiyorlar yolda çevirip. Çağatay Ulusoy. Bu durumda neden Yasin'e sakatlık dokunulmazlığı yok demişsiniz? Batuhan 3, Yasin 3. Dadadadam. Batu Ogeday da der ki sakat bir Yasin'i gönderemem potaya. Batuhan 4. Dört dört olur. Ogeday konuşurken reklama gider. Ogeday'a kalacak çünkü. Olabilir. Ve Ogeday. Ne oluyor lan? O kimdi? Yasin kızdı. Batu'yu gönderecek. Çünkü Ogeday da Batuhan yazdı. Acun nasıl gururlu? Evladım söylüyor. Öz evladım söyleyecek. Acun'da bir baba gururu. Fark ettiniz mi? Bak nasıl mutlu Acun. Bu... O reklam. Bir şey diyeceğim, Acun vallahi Fener'in maçını bedava veriyor ha. Final o. Bu maç Perşembe. Acun demek ki dedi ki para bir tarafa, Fenerbahçeliyim bir tarafa dedi. Normalde eksende paralı ücretli verirdi. Acun'dan bayram hediyesi herhalde. Geç bayram hediyesi. Helal olsun. Bak Acun Survivor'ı vermiyor sırf bunun için. Survivor'ı vermiyor. Maçı veriyor. Survivor'ı anlat bakalım koyacak. Acun'un öz oğlu Ogeday diyor. Ogeday kral demiş Aydan. Arkadaşlar reklam 32 dakika evet. Yaman gitsin diyor Fener hayranı. Bence Yaman gidecek. Abi ya Batuhan'ı diyecek tabii ki Ogeday. Çünkü Batuhan'ı yazdı zaten. Başka bir çaresi yok ki. Acun dedi ki benim öz oğlum söylüyor potoya gideni dedi. Söz sende oğlum evladım konuş dedi. Konuş dedi Ogeday'a. Ogeday da Batuhan'ı gönderir potoya. Zaten Acun'la da arası kötü. Acun Fenerbahçe başkanlığını oynuyor. Ben ona sanmıyorum ya. Adamın futbol takımı var zaten İngiltere'de. Yani. Acun Galatasaray'ı vermedi, Fener'i veriyor demiş Yağmur. Yaman gitmezse kim gider? Yaman gider. Bu Furkan niye hiç yazılmıyor? Yazılmadan finale gidecek Nevin diyor. Katılıyorum inşallah gitmez. Evet Rehimeciğim. Acun Fener'in kongresinde Fener'e özel video hazırladı demiş. Yapabilir abi. Abi Ogeday Yasin'i hayatta söylemez. Batuhan'ı söyler tamamen. Ogeday'ın kaptanlığı batsın diyor Nehir Asil. Ogeday Seda Damla inadına Batuhan'ı söyle demiş. Batuhan'ı söyleyecek. Bence de Elvan'cım. Acun çok mutlu Ogeday karar vereceği için diyor Fatma Şahin. Aynen öyle. Bugünkü hareketten sonra Yaman gider demiş Cuma Şakar. Yaman'ı bence son günü. Kaizen hoş geldin. Nagihan yine paketleme servisi açmış. Selam bu arada diyor. Paramedik doktor Kaizen. Kaizen bugün itibariyle göreve başladı. Artık hasta olabilirsiniz. Kaizen geri döndü. Doğu'da bir hastaneye isim vermiyor. Kaizen ve mesai arkadaşlarına sevgiler. Kaizen, Nagihan bugün neleri paketledi bir bilsen, sıradan geçirdi Nagihan.
Kaizen füzemizi atacağız. Sonra da bir Seda paket isteniyor. Kaizen gelsin mi Seda paket senin için? Evet, Kaizen füzemizi gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Kaizen için Seda paket gelsin. Bak yeni paketler hazırladım. Yarın da Furkan'la şeyin paketi gelecek. Kimin gelecekti ya? Mehmet Eşiyok abi. Neredesin Mehmet abi? Mehmet abi de ses verdi. Sesimizi duydu. 220'ye yuvarlıyor Mehmet Eşiyok abimiz. Hoş geldin Mehmet abi. Sana ne gönderelim? Ne paket verelim abime? Mehmet Eşiyok abimize dörtlü füze gönderiyoruz. Çok da teşekkür ediyoruz. Mehmet Eşiyok abimiz. İyi ki varsın. Çok teşekkürler. Mehmet Eşiyok abimize dörtlü füze atıp Kaizen'e vereceğim sözü. O Geday Batuhan diyecek. Aynen öyle bence de. Ama Mehmet Eşiyok abimize çok teşekkür ediyoruz. Dörtlü beşli füzesini gönderiyoruz. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum Mehmet abi. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Kaizen kötü bir gün geçirmiş. Bugün çok ne derler? Allah beterinden korusun diyelim. Abi bir şey olmadı. Dokunulmazlıkta Nagihan Show izledik. Herkesi paketledi. Önce bir Seda'yı paketledi. Bu şekil. Sonra Berna'yı da paketledi. Berna da paket oldu. Onun dışında Damla'yı da paketledi ama Damla paket videom yok. Berna var. O Geday'ın ikinci paket videosu geldi ama herkes biri daha çok sevdi. O Geday paket videomun eskisine daha çok rağbet var. Yenisi bu şekilde. Ama birinciye daha çok rağbet var. Bakalım göreceğiz. O Geday da takım kaptanı oldu. Şimdi de Batuhan'ı potaya gönderecek. Ama dün ne dediysek oldu. Bugün kırmızı kazanır dedik. Batu potaya dedik. Yarın da Yaman elenir diyorum ben arkadaşlar. Tıpkı Yasin elenir dediğimde Yasin elenmediği gibi bakalım yarın da Yaman elenir dediğim gibi gidecek mi? Poyraz paket zirve canım. O ayrı. Eşleşmeleri ben de merak ediyorum. Tahminleri ya da bilenler yazabilir istatistikleri. Çünkü Acun açıklayacak gece sonunda. Şu an ne oluyor eşleşme? Özgür'le Batuhan oluyor değil mi? Özgür Batuhan oluyor değil mi eşleşme? Özgür Batuhan eşleşmesi olması lazım. Yunus Emre Yaman, Özgür Batuhan. Batuhan'la Yaman aşağı düşer, Yaman elenir diyorum ben. Hoş geldiniz. Kaizen diyor ki Damla ve Seda biz alırdık aslında dedi mi? Demezler mi? Damla demedi. Damla çünkü en kötü oyunuymuş bu. Damla oynamadı yani. Ama Seda dedi biz alırdık işte de çirkepleşiyorlar. Aleyna bir fake attı. Seda yedi. Bir Kaizen, Doktor Kaizen füzemizi gönderelim. Damla demedi de Seda dedi. Damla'nın hakkını şey yapmayayım. Damla çünkü en kötü oyunum bu dedi. Hayatım boyunca bir sayı alamadım dedi. Kaizen füzemizi de gönderelim. Ama Seda dedi. Hatta aleyhine bir fake attı. Düşürüyormuş gibi yaptı. Seda bıraktı böyle vurdu sonra falan. Garip şeyler oldu. Yunan Birleşmesi. YouTube'da vardı ama kaldırdılar galiba. Acun onu verir perşembe maçtan önce. Yunus ilk turda çıkar diyor Cuma Şakar. Ben de öyle düşünüyorum. Batuhan Yaman sona kalır. Yaman gider diyorum. Hatta rahat gider. Böyle 5-2 falan. Evet evet Acun TV8'de veriyor maçı. Eksen'de vermiyor valla. Bence Yaman gider arkadaşlar. Abi yarın Fenerbahçe maçı TV8'de. Aynen öyle. Turabi'yi birleşmede görür müyüz? Ben göreceğimize inanıyorum. Pazar günü büyük gün bence.
Bir babanın oğluna gururla seslenişini izledik. O gedayın yüzündeki gülümse diyor Vedat. Abi artık Hakan da Erputa'dan çıkıyordu. Sonu geldi. Şimdi de sonunun gelme sırası Yaman'da bence. Batuhan Özgür'ü 5-3 alır diyorum demiş Ozenks. Bence Batuhan gitmez ya. Yok ya. Bence Yunus Emre'nin kalemi kırıldı, o gidecek demiş. Ben Yunus Emre'nin tam tersi ilk turdan çok asılacağını, ilk turdan çıkacağını ve oh falan diyeceğini, Acun'un da birleşmeden sonra Yunus Emre'nin kalan cezalarını affedeceğini düşünüyorum. Bak, bence Yunus'un iki cezası silinir. Ama ben Özgür'ü daha avantajlı görüyorum. Bence Batu Yaman sona kalır. Nehir'cim YouTube'da var, bakabilirsin işte söyledim. YouTube'da var belli bir kısmı. Başka yok. Acun elenmesini istediğini eler demiş. Batuhan Yunan birleşmesinde gözüküyor. Arkadaşlar Yunan birleşmesi çoktan bu düellodan önce çekildi. Orada herkes var. O yüzden abuk subuk teori atanlara inanmayın. Birleşmeden sonra adalar da birleşiyor mu demiş Kaizen. Eskiden öyleydi. Bu sezon ne olur bilmiyorum. Adada kaldıkları bile şüpheli benim için. Yunus Emre birleşmeye gider mi? Cezalı demiş. Arkadaşlar birleşmede geçerli değil. Ne yapacaklar? Adada tek bırakacaklar. Herkes birleşecek. Yunus birleşme dahil değil o cezaya benim bildiğim. Yunus Özgür demişsiniz. Nasıl ya? Yunus Özgür mü? Bence değil. Bence Özgür'le Batuhan, Yunus'la Yaman olmuyor mu ya? Özgür, Yaman mı? Hayır ya. Özgür, Batuhan oluyor eşleşmede. Bence. Ya değişmiş mi eşleşme? Yunus, Batuhan. Yunus en üstte mi çıktı? Neyse Acun söyler ya. Nagihan'ın tek bacakla şampiyonluk şansı görüyor musunuz? Zor ama imkansız değil Mustafa'cığım. Yaman elensin istiyorum ama Özgür gider demiş Reşat. Batuhan elenir demiş Kardo. Ben Batuhan elenir. Bence eskimeyen şarkılar Nisa hoş geldin. Euro bölgesi hazırız. Ben de Yaman gider diyorum. Bence de Yaman gidecek. Yunus Emre hem aç hem moralsiz demiş. Dün Acun elemeden sonra çekil dedi. Arkadaşlar eleneni de Acun göndermiştir ifşa olmasın diye merak etmeyin. Ama Özgür'ün de son günlerde bir düşüşü var. Çok sinek var. Yaman Özgür kalır, Özgür kazanır demiş Kiko Şuku. Yunus, Yaman, Özgür, Batuhan. Bence de eşleşme böyle. Birleşme Partisi konuk sanatçı, evet Demet Akalın. Bir de Turabi, o katılmaya geliyor. Partide Batuhan da, hepsi var abi partide. Yunus Emre performans üçüncüsü, Yaman performans sonuncusu. Onlar değişemez demiş. Zaten bugün neyse o. Acun söyleyecek zaten eşleşmeyi. Reklamın bitmesine 16 dakika daha var arkadaşlar. Ama şu yayının beğenisi hala nasıl 600 olmadı hayret ediyorum. Şu aşağıdan lütfen bu yayını, bu videoyu beğenip kanala abone olduğumuzu bir kontrol edebilir miyiz? Yarın erken başlayacağız çünkü yarın eleme var arkadaşlar. Perşembe günü bir şey yapmayız. Perşembeyi boş geçeceğiz, bay geçeceğiz gibi gözüküyor. Fener maçı var ve anlat bakalım var. Ama yarın komple şey yaparım. Valla bitti, kahve içiyorum ha. Özgür Yunus, Yaman Batuhan eşleşiyor demişsiniz. Son durum o mu? Özgür Yunus eşleşiyorsa çok zor be. Yaman Batuhan. Abi çok zor bir eşleşme bu. Neyse Acun açıklasın, ona göre yorum yapalım. Özgür Yunus eşleşir Yaman'la Batuhan demiş. Yaman gider abi her türlü. Bu eşleşme aslında Batuhan için daha iyi. Ben zaten Yaman'ın gideceğini düşünüyorum artık her türlü. Ama böyle çekiniyorum konuşmaya.
Yunus çok hırslı. İlk turdan kim gelse alır bence. Yunus inanılmaz hırslı çıkacak. Bağıra çağıra çıkacak. Hatta fragmanda belki görürüz o bağırışları. Bence gider artık Turancım. Batuhan Özgür potasında en adil Yaman'ın elenmesi olur. Bence de. Yunus gidebilir demiş Nevin. Yunus 5-2 Yaman'ı alır. Özgür Batu'yu 5-4 alır. Batu da Yaman'ı 5-1 paketler. Ben de böyle Yaman'ın farklı bir skorla sondan paketleneceğini düşünüyorum. Müşerref Yakut. İyi. Abi Demet Akalın'la Aleyna'nın arası kötüydü zaten. Ogeday'la da kötü. Bakalım ne olacak. Furkan'ı biz hiç görmeyeceğiz bu gidişle gerçekten ya. İnanamıyorum Gülşah. Valla Furkan'ı hiç göremeyeceğiz sanki. Potada katılıyorum. Furkan görünmezlik pereniyle birleşmeyi de gördü. Böyle giderse son onu bile görecek Furkan. Ondan korkuyorum. Haklısınız. Özgür ve Yaman sona kalır demiş Mirze. Demet Aleyna'ya fena takık kızları doldurur diyor Nihal. Ogeday'a da takık. Yunan birleşmesinde düellolar çekilmiştir. Yaman'ın morali kötüydü. Bence Yaman aynen. Yaman orada zaten gitmişti. Olabilir. Sevil Aycım. Yunus Sercan'ı elemeden gitmez demiş. Alser bitmeden. Alser yeniden diriliyor ya. Yaman, Yunus'la uzak dur dediler Aleyna'ya. Aleyna şimdi şeye gitti. Casper Furkan demiş Daniel. Bireysellik son 10'da anca olur. Demet Nagihan'a moral verir diyor Onur. Yunus'un ipini çektiler bence demiş Hülya. Bence Yaman'ın işi fişini çektiler. Reklamın bitmesine tam 12 dakika var. Batuhan'ın performansı Yaman ve Yasin'den daha umut verici diyor İmparator. Borussia Dortmund ve Paris Saint Germain finalistler oldu. Barcelona gitti mi yani? Furkan da Nagihan'a laflar atıyor. Fena tostlayacak. Nagihan'ın haberi yok demiş Anta. O kızlar nasıl Yasin'i yazarlar demiş. Demet Akalın Yunus Emre'yi yine destekliyorum demiş. İyi demiş. Yasin'in performansı Batu'yla aynı, fark yok diyor Sevilay. Bence Batu daha çok umut veriyor bana hatta yükselen bir de şey olarak. Ben öyle düşünüyorum. Özgür elenirse şaşırır mısın demiş Ernur. Şaşırırım. Ya Özgür'ün gibi ben bu son dönemde çok yavaşladığını, atışların köreldiğini düşünüyorum. Ama düelloda Özgür bir başka, ama giderse şaşırırım evet. Beni Yaman'ın gidişi hiç şaşırtmayacak bence. Onun dışındaki diğer vedalar şaşırtır aslında. Burada şu an reklam var Esin'cim, reklamdayız. Vedat Özdemir diyor ki inci kolye Furkan'dan büyük. Adada gözükmüyor, kolyeyle ayaklanıp yürümüş gibi diyor Vedat. Güzel mesaj. Batuhan Yasin'den iyi bence demiş Elnar. Yaman çok bile kaldı diyor Muhammed Efe. Katılıyorum. Yaman gider demiş Emirtaş. Bence de. Eleme çekildi mi? Çekildi. Hatta fragmanını göreceğiz bu gece. Acun Demet Akıl'a zorla Aleyna ile şarkı söylese ne komik olur demiş Burçak. Olabilir. Barıştırabilir onları. Şaşırmam. Yaman'ın vedası. Geç kalınmış veda diyor Buket Uzun. %100 katılıyorum. Yaman var Yunan Birleşmesi'nde. Hepsi var. Siz görmemişsiniz. Ben Yaman'ın gideceğini düşünüyorum ama sizin de şu aşağıdan bu videomun, bu yayınımın beğenisini arttırmanızı, kanalımıza da abone olmanızı rica edeceğim. Azerbaycan'a selamlar. Bakın arkadaşlar, bugün gerçekten 104.300 abone sözü vermiştiniz ama o kadar geri düştük ki ya. Bakın 104.212 aboneyiz. Hiç yakışmıyor. 104.300 abone sözümüz vardı. Yani 90 abone daha istiyorum. Hadi 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 90 abone daha. Tony Montana, vallahi ben çok anlamıyorum bu eşleşme işlerinden. Doğrudur. Yasin'in de gitmesi lazım diyor Sevim Karababa. Yasin daha potaya gitmedi Sevim. Hoş geldin Sevincim. Öpüyorum buradan. Selamlar sevgiler ailene, Sevim Karababa'ya.
Yaman için artık yolun sonu gözüküyor demiş Onur. Bence de. Adem Kılıççı seneye gelir mi? Gelir. Batu giderse izlemeyiz demiş Nihamettin. Gitmeyecek. Nagihan bugün parkur olmadığı için oyuna çıktı. Nagihan dinleniyor. İşine gelince çıkıyor demiş Nevriye Yılmaz. O kadar ağır düşünmüyorum ben ya. Nagihan bence çıkmayı seviyor parkurlara. Bacağı izin verse çıkar diye düşünüyorum. Bilmiyorum, belki de benim bu kendi görüşüm yani. Yarın inşallah ya şu düelloda ya kavga çıksa süper olur. Bence gitmez Nehir'cim ya. Batuhan'ın yolu uzun ya. Batuhan bu sene çok sessiz. 2022 modunu açmalı demiş Buket. Katılıyorum. Fragmanda ne bekliyorsun? Direkt böyle şeyler olur ama bench'te birileri birilerine atışır bence. Gülşah Erdoğan diyor ki Yasin sadece bağırmak için gelmiş. Furkan da yan gelip yatmaya bir oyun oynuyor, bir istatistik kaybetmiyor her defasında diyor. Vasıf diyor ki Yunus rahat geçer Yaman'ı. Ata Acun zaten Yaman'a imada bulundu gidersin diye. Aynen, sanki gidişini hazırlamış gibi geldi bana. Kim aday? Batuhan. Nagihan bugün Damla'yı ve Seda'yı gömdü demiş Selda. Doğrudur. Batuhan gider, Yaman kalırsa reyting düşer mi? Düşer. Acun bunu istemez. Ne yapar eder? Yaman'ı eler artık. Çünkü Yaman artık halk tarafından da itici bulunuyor. Çok teşekkürler Antahçım. Seneye bir takım All-Star, bir takım yeni gönüllüler. Ben Batuhan'ın gideceğini düşünmüyorum. Yasin potaya girerse sakatlığından dolayı haftaya kalır mı eleme? Hayır, çünkü Batuhan girecek bence. Seda dün hızdan bahsederken Damla'ya da laf attı diyor Vasıf. Bu oyun zaten Nagihan'a çok bakan bir oyun. Sence Batuhan Özgür'le mi oynar yoksa Yunus'la mı? Yani normal benim bildiğim eşleşmeye göre Özgür'le oynayacak ama sanırsam sıralama değişmiş şu an. O yüzden Acun birazdan açıklayacak zaten. Hoş geldin Cansu. Batuhan finale kalır mı? Bu performansını arttırmazsa zor. Fragmanda Batuhan'ı bekliyorum. Kıskanç Acun talimat vermiştir. Az verin diye demiş. Nagihan dünkü oyunda ayağından çok korkuyorum demişti. Kulvardan korkuyor. Bugünkü performansı çok şey işaret etmez demişsiniz. Yarın kaçta yayın? 9.45'te. Yarın eleme günü. Bugünkü gibi en geç 10'da başlıyoruz. Bugün tam 10'da mı başladık? 10'da başladık. Yarın da 9.45 10'da başlarız. Kırmızıyı Özgür çok yavaşlatıyor. Bence de, katılıyorum. Kırmızının Özgür kalırsa mavi takıma geçmesi daha hayırlı olur. Sence kim elenir? Yaman. Bilmeyeceğim, ilk 10'a girer mi? Girer. Batu bu haftayı atlatırsa demiş. Bence atlatacak, Yaman gidecek. Furkan'ı birleşmede görüyor muydun? Hayır. Furkan'ın çoktan potaya girip elenmesini bekliyordum. Batuhan için dua seanslarını açıyoruz demiş Gülşah. Ayfer diyor ki bence de beğeni atsınlar kanada. Evet, beğeni sayımız çok az. Destek fanımız da bugün çok az kaldı. Lütfen biraz daha destekleri arttıralım. Yayının beğenisi 600 bile olmamış. Abone olmak çok az. Lütfen aşağıdan arttıralım. Ata sence yarın kim elenir? Bence Yaman. Batuhan için dua ediyoruz diyor Cansu Sarı. Yunus gitmek istiyor, gider mi? Yunus gitmek istemiyor, tam tersi. Yunus'un gitmek istediğini nereden çıkardınız? Ha, ben de bunu anlamıyorum. Yunus'un gitmek istediği bir şey yok abi. Adam gayet hırslı. Yunus gitmek istiyor. Böyle bir şey yok. Kaizen diyor ki o semptomlarla orada olması sadece kas gücünden dolayı. Normalde Nagihan olmasa başkası yürümekte bile zorlanır demiş Doktor Kaizen. Azerbaycan'dan Batu'ya seviyoruz, dua ediyoruz demişsiniz. Kim elendi tahminim? Abi Yaman diyorum işte, Yaman. Yunus eşimi özledim diyordu. Abi bekleyecek, hepsi özlüyor. Parkurda kıracağım diyor. Güç gösterisi yapıyor. Ben hiç bırakacağını düşünmüyorum. Yaman'ın hakkından gelecekler bence. Artık Yaman'ın kafasına vurmalılar parkurda.
Teşekkürler Tazer'cim. Sağ ol Meray'cım. Yunus yapılan haksızlığa karşı mücadele edecek Acun İnat. Ben de öyle düşünüyorum. Bırakmaz Yunus diyor Cansu. Aynen öyle. Yaman kızlara ayıp hareket yaptı. Doğru söylüyorsunuz. Kırmızı takım için hızlı biri lazım. Bence Özgür maviye geçsin. Batuhan kırmızıya geçsin. O kadar. Yunus performans olarak iyi. Tek kötü yanı agresif olması diyor Onur. Bilmiyorum Ceylin. Yunus elenir demiş Ahmet. Ben Yunus'un kalacağını düşünüyorum. Acun'a ve herkese inat. Hatta Yunus'un coşacağını düşünüyorum. İlk turdan çıkacağını düşünüyorum. Eşleşmeye göre bakalım. Yaman'ın rakibi kim olacak? Yunus aşırı hırslı ve gergin olacak. Ben Yunus'un böyle bir hatta laf atmalı, kavgalı bir olayını bile bekliyorum düelloda. Sen kes ya falan diyebilir yani yandan. Laf atanlara. Sevilay, sen Poyraz'ın gideceğini söyleyen tek kişiydi. İnşallah Sevilay'cığım bakalım. Abi Yasin'i yazdılar kızlar. Yasin'siz Survivor olmaz. Kırmızı Batuhan'ı tutmak çok zor, yormasınlar demiş. Ben olsam Yunus'u hayatta elemem diyor Ceylin. Bence de rating getiriyor. Yunus elenmez. Acun'a rating lazım diyor Selda. Elemeler çekildi. Evet zaten yarın çıkacak. Hoş geldin Türker'cim. İnşallah bekliyoruz Türker'cim. Yaman'da şımarıklık görüyorum demiş. Yaman'dan nefret ediyorum. Bir an önce yarın olsun ve elensin. Yunus'la Yaman eşleşiyor demişsiniz. Yunus, Yaman, o eşleşmeyi Acun biliyor ya. Sağ ol Ayfer'cim. Acun şimdi daha doğrusunu söyler. Onun elinde son hali vardır. Ogeday bence Batuhan atacak. Bizim canlı chatte %67 diyor. Ben Batuhan'ın eleneceğine inanmıyorum zaten arkadaşlar ya. Haydi bakalım. Fragman daha çıkmadı. Demet Akalın git Dominik'teymiş herhalde. Acun manevi oğlu değil, öz oğluna veriyor sözü. Evet. Tamam abi Batuhan diyeceksin işte. Evet. Valla eşleşmeye Acun söylesin. Hadi abi zaten Batuhan diyeceksin. Hadi o geday uzatma ya. Kes taktaybayı. Peki. Ha. Bravo. Belliydi. Ne dediysek o. Evet. Evet.
Hadi artık ya. Yaman'ı şutlayın. Yaman'ı şutla Batuhan. Hadi artık. Evet. Duello'da ben Batu'dan şov bekliyorum. Ya bu çocuk şov yapacak Duello'da. Ben buna inanıyorum valla. Duello'da şov bekliyorum Batu'dan. Haydi bakalım. Bak onu bile hesaplamış. Bak Batu hesaplamış şeyin birinci olduğunu Yunus'un. Ocun ekstra bir mutlu gülüyor adam ya bugün. Perşembe yok Türker, maç var. Hate be. Yunus Emre hep seçme hakkı var. Özgür düşmüş ha bayağı. Özgür'ün rakibi. Bak Özgür Batuhan geldi. Özgür Batuhan. Yunus Emre Yaman. Yunus Yaman'ı tokatlar ama şeyi bilmiyorum. İyi. Evet. Evet. Vay be. Kaizen diyor ki Yunus Yaman'ı paket edecek. Yarın yangın var demiş. Aynen Kaizen. Yarın Yaman'ın poposundan duman çıkacağını düşünüyorum parkurda terden. Kaizen füzesi geliyor. Doktor Kaizen çok teşekkür ediyoruz. Kaizen yarın gel mesai arkadaşlarınla beraber. Yunus bugün çok iyi konuşuyor la bu çocuk. Sabah da çok iyi konuştu. Fragmanı bekliyoruz. Ya Türker Sürücü abi eleme yarın. Evet abi sen bir TV8 yayın akışına bak. Bana sormana gerek yok. Bana sorduğun her şey tv8.com.tr/yayın-akışında var zaten. Yok o bugün mü yok bu bugün. Gir oraya bak kardeşim. Ya da dinle Acun'u. Hatta eleme bugün. Gece yarısını geçtiğimiz için. Beş dört.
Kaizen. Kayıntıları alıp TV kesik karşısına geçiyorum yarın demiş. Yunus acayip sakin ya. Yarına saklıyor bence enerjisini. Ne yazık ki güzel. Ne yazık ki güzel. Abi hadi bir daha indir şunu ya. Abi Yunus Emre yarın 5-0 çak şunun kafaya da rahatlayalım. Bence Yaman yarın yolcu. Rahatım. Oğlum şuna 5-0 çakmak bence sevap ya. Farz hatta. Bence yarın Yaman'ın üstüne basan, bence Yaman'ı dün yarın tokatlayan farz, sevap işler. Fragman geliyor, geliyor. Eleme düelloya geliyoruz yarın. Allah. Hadi bakalım fragman geliyor. Yunus Yaman Özgür Batuhan. Hadi Acun inşallah vardır görüntü. Heh. Evet. Yaman Damla'ya yeni üst vermişler. İnşallah oyunu çekmişlerdir ya. Oğlum Yunus'ta hiç bırakacak tip yok. Oo. Çekmişler abi işte. Yunus çok emin abi kendinden. Abi oyunu vereydiniz ya. Neyse. Ben diyorum abi Yunus çok konsantre, Yaman'a 5-0 5-1 falan bence götürmüştür. Özgür Batuhan'ı götürmüş olabilir. Ben sonda ama Yaman'ın rahat bir şekilde eleneceğini düşünüyorum. Fragma yani karşısına kim gelirse gelsin. Yaman'ın yolu açık olsun diyelim. Esnaf Yaman'dan bence buraya kadar arkadaşlar. Esnaf Yaman'ın son gününü göreceğiz yarın. Bakalım birleşmede ne yapacak? Esnaf Yaman birleşmeye kalamayacak. Kaçak yollardan gidecek mi? Kaizen, Yunus'un saçlar beni bitirdi diyor. Geriye yatır. Abi Yunus tam bir şey modunu açtı. Prime modu açtı yarın. Çünkü adam sadece düelloda savaşabiliyor. Kaizen füzemizi gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Yarın dolu bir fragman gelir illaki. Artık Yaman'ın vedasını görürüz arkadaşlar. Şimdiden Yaman'a bay bay diyelim bence. Atacığım Batuhan'ın kız kardeşine sorsan olmaz mı? Hayır. Sonuçta elenmediği için sormama gerek yok. Yasin Damla kavgası. Duello daha çekilmemiş. Yok çekildi. Arkadaşlar duello çekildi çoktan canım. Ben söylüyorum buradan artık Yaman'ın kurtulma şansı yoktur.
Ya abi zaten Yaman'ın en korktuğu kişi Yunus Emre. Karşısına doğru çıktı. 5-1, 5-0 çakarlar kafasına. Sonra karşısına Batuhan çıkar. Özgür de çıksa Yaman Allah kullak olur gider. O mu cevap ver? Türkiye'de niye sürekli aynı tipler var ya? Al başka bir şey aç. Evet evet aynı tipler işte. Vallahi çok kötü program. Haydi bakalım arkadaşlar, şu aşağıdan bu yayını, bu videoyu beğenelim. Kanala da abone olalım. Ve ben artık şöyle bir huzurlarınızdan çekiliyorum. Sizleri çok seviyorum. İyice yorulduk. Yarın 9.45 ya da 10 gibi burada olacağız arkadaşlar. Yarın en geç 10'da başlarız. Ben yine 21.45 10 diyeyim. Max 10 olsun. Yaman'ın da yolu şimdiden açık olsun diyelim. Sevgiler, saygılar. İyi geceler arkadaşlar. Yaman gider. Ülkemin hali hep düşün taşın, olmuşun halin kıllanıp kaşın, doldu genç yaşım bir manken gibi, zevkle para kazan hiç ağrımaz başın, memleket seçer ekonomik kriz, hep de hep geçer bitmez hiç keriz, yansın ampulün ben de söyleyeyim, sizin ilişkiniz ofis sende priz, izleyin hepsini dolacak TV, TV8'e zoom yapıyoruz her gece, vatandaş ölse de sen yaşa TV, kimi yemekte kimi WC'de, düşüyoruz ekrana düş. Düşmüyor hızımız, sol kroşe ve yerde bir paparazzi, yine poz kesiyor manken kızımız, sen frikik ver biz pregazi, vurmalı darbuka takmalı zilleri, dondurma ve gülüm oyna sefilleri, estetik olmalı sanat niyetine, sonra başla az solist niyetine, ünlü ünsüzün bebeği doğarken, veresiye vermiyor bakkal acun, işte basın tüm bunlar olurken, size baş belası bir ata lazım, dostumu herkesi taşlıyor seyret, Ataberli takmaz o kimseyi, onun adı Ata. Linç, linç masası, dostumu herkesi taşlıyor seyret. Ataberli takmaz o kimseyi, onun adı Ata. Linç, linç masası. Yasal uyarı: bu videoda izleyeceğiniz tüm görüşler ve yorumlar tamamen hayal ürünüdür. Ataberli'nin söyleyecekleri asla gerçek kişi, kurum ve televizyon yapımlarını bağlamamaktadır. Bu yayın eğlenerek izlediğiniz Survivor yarışması hakkında tamamen yayıncının, yani benim, bireysel görüşlerimin yer aldığı bir yorumlamadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.